Persler Yunanistan'a dönmeyi düşünmenin yanı sıra başka şeylerle de uğraşmaktaydı. Çünkü büyük kral bu sıska Yunanlıların onlara yaşattığı, Perslerin ününü zedeleyen yenilgiyi hazmedememişti. Kişisel onur açısından da böyle bir kral doğal olarak böyle bir sonucu memnuniyetle kabul edemezdi. 480'deki Pers istilasının ayrıntılarıyla sizleri sıkmak istemiyorum. Ne de olsa Herodotus'u okumanız gerekiyor ve her şey orada var. Ama büyük Pers savaşları dediğimiz büyük istilanın sonuçlarından size kısaca söz edeyim. Aynı zamanda da bu savaşın ne anlama geldiğini konuşalım. 479'daki Pers yenilgisinin anlamı 490'da Maraton yenilgisinden çok daha kapsamlıydı. İlk önce tüm Yunan milletini kapsamaktaydı. Tabi tam olarak bir millet değillerdi. Bu terimi ben genel olarak kullanıyorum. Tabi ne kadar genel olarak kullansam da herkesi içermiyor. Binden fazla polis olduğu halde sadece 31'i. Perslere karşı 480'deki direnişe katılmayı kabul etmiştir. Ancak bunlar en önemli ve en büyük Yunan polisleridir. Dolayısıyla Yunan başarısından söz etmek burada yanlış olmaz. Yine Maraton'daki gibi Yunanlıların polislerinde yaşamlarına özgür olarak devam edip etmeyecekleri, kendi tarzlarını, kendilerine özgü yaşam biçimlerini ...yaratıp yaratamayacakları konusu vardı. Yoksa Pers İmparatorluğunda birçok başkaları gibi... ...sadece bir eyalet mi olacaklardı? Çok güzel, çağdaş bir yazı. Savaşın anlamına gönderme yapar. Ais Kilos'un günümüze ulaşan en eski oyunu... ...Perslerdeki en önemli sahnede... ...Salamis Deniz Savaşı'nda Yunanlıların Persleri yenmesi... Perslerin büyük bir zafer kazanamayacakları garantilenir. Gerçi Persleri kovmak için ertesi yıl 479'da kesin iki savaş daha olacaktır. Öyküyü kimin ağzından anlatır hatırlamaya çalışıyorum. Ee, belki belki de bir Persliydi. Her neyse belki de değildi. Ee, Yunanlılardan biriydi her neyse işte şöyle der Kulaklarımıza büyük bir çığlık geldi. Helas'ın oğulları ana topraklarınızı özgür kılın. Çocuklarınızı özgür kılın. Karılarınızı babalarınızın oğullarının evlerini ve atalarınızın mezarlarını. Bir başka deyişle bu oyun bakayım ne kadar zaman sonra Zannedersem Salamis Savaşı'ndan yaklaşık 7 yıl sonrasını işaret eder evet. Yani neredeyse aynı zamana rast gelir ve Yunanlıların kendilerine özgürlük kazandıran bu savaşı başka bir açıdan değil de özgürlük açısından nasıl gördüklerini önce onların açılarından anlatır. Bundan sonraki yılın 479'un baharında her şeyi sonuçlandıran iki savaş olur. Karada Güney Boyut ya da Sparta ve Atina gibi önemli şehirleri de içeren Plataya savaşında büyük Yunan ordusu Karada Pers ordusuna meydan okumuş ve onları Karada yenmişti. Herodotosa göre aynı günde bu bir rastlantıysa eğer çok hoş olmuştu. Doğru da olabilir bu arada. Anadolu sahilinde Mikale'de bir deniz savaşı yapılır. Burada da Yunan filosu Pers filosunu yok eder. Ve bu noktada Perslerin geri dönerek kendilerini olabildiğince çok sayılarda öldürmeye çalışan Yunanlılardan kaçmak dışında bir seçeneği kalmaz. Mikale'den sonra çok önemli bir olay daha olur. Ve bu da gelecekte dünyanın o kısmında olacakları işaretler. Samos adasında bir konferans yapılmıştı. Samos sahile yakın İyonia adaları arasında belki de en önemlisidir. Savaş içinde olan Yunan konseyinin dikkatine ada milletleri olan Kios, Lesbos ve Samos'u bir araya getirmiştir. Bu üçlü Anadolu sahillerine yakın olan adalar arasında en önemli olanlardır. Hepsi Perslere karşı baş kaldırmak için o bölgede bulunan Yunan kuvvetlerinin bulunmasından faydalanmışlardı. Ve şimdi de 481'de Pers istilasına karşı kurulan Yunan birliğine kabul edilmek istemekteydiler. Yunanlılar kendilerini Helenes, Yunanlı olarak bu birliğe katılmaya uygun görmekteydiler. Çünkü Yunan birliği Perslere karşı o savaşta dövüşmek için kurulmuştur diye düşünmek aslında yerinde olur. Bu basit bir şeymiş gibi görünebilir. Neden Yunan birliğine katılmak isteyen bu kuvvetli ve önemli üç Yunan devletini kabul etmiyorlardı? Anlamamız gereken bir şey de yoksa durumu hiç anlayamayacağız. Pers savaşlarının bitmiş olduğudur. Persler kaçmıştır ve geri dönüp Yunan başarısına çok uzun süre meydan okuyamayacaklardır. Ama Yunanlılar bunu bilmemektedirler. Pers İmparatorluğu hala güçlüydü. Hala çok geniş topraklara sahip, zengin ve kuvvetli bir imparatorluktu. Yunanlıların Perslerin geri dönmeyeceklerine inanmaları için hiçbir neden yoktur. Eğer bunu kavrayamazsak bundan sonra yaptıkları hiçbir şey anlamlı gelmeyecektir. Kios, Samos ve Lesbos eğer Persler geri gelip onları tekrar Pers İmparatorluğu topraklarına katmak isterse Yunan birliği tarafından korunmak istemekteydi. Bir konferans yapılmıştır. Ama amaçlar da aynı değildir. Yunanlılar onların birliğe kabul edilip edilmeyeceğini tartıştıklarında Spartalılar hayır demiştir. Nedenler o kadar da şaşırtıcı değildir. Spartalılar yakın gelecekte Perslerin tekrar gelip Peleponnesos ve Sparta'nın oradaki hakimiyeti için tehlike yaratmayacaklarından emindirler. Spartalılar da bildiğimiz kadarıyla evlerinden fazla uzaklaşmayı pek sevmezler. Denizleri geçip uzaklarda savaşa gitmek ve ordularını devamlı olarak uzaklarda tutmak istememektedirler. Geleneklerindeki her şey ordularının kendi topraklarına geri getirip bu işlere son vermelerini söyler. Dolayısıyla bu adalıları birliklerine kabul ederek onları koruma sorumluluğunu üstlenmek gerektiğinde gidip onların özgürlüğü için savaşmak istemezler. Ama Atinalılar da tam tersi bir görüştedir. Bu devletleri birliklerini almak yanlısıydı. Atinalıların farklı düşünüşüne şaşırmamak gerek. Onların durumu Spartalılarınkinden çok farklıdır. Onlar deniz kenarındaydılar. Deniz üstünde olmaya alışıktılar. Ayrıca daha önce de gördüğümüz ve söylediğimiz gibi önemli ticaret yolu iletişim ve taşımacılık ağı geliştirmişlerdir. Kendilerini besleyebilmek için denizlere açılıp deniz özgürlüklerini koruyabilmeleri gerekmektedir. Bu da demekti ki Perslerin Ege denizinden, Helespontos'tan, tüm boğazlardan ve Karadeniz'e ulaşım sağlayan geçitlerden uzaklaştırmak lazımdır. Sırf bu nedenlerden Asinalıların, Adalıların isteklerini ciddiye almaları gerekmektedir. Tabi bir de hatırlarsınız Adalıların bazılarının özellikle Samos, İyonyalıydı. Bunlar Atinalıların akrabalarıydı. Atinalılara İyonyalıların liderleri gözüyle bakmaktaydı. İşte aralarında bir de bu tip duygusal bağlar bulunmaktaydı. En önemlisi Atinalıların ilk başta Perslerin Ege Denizi'nden uzak tutulmaları gerektiğini anladıklarını anlamamız gerekir. Bir de Atinalılar 499'daki isyandan beri Anadolu Yunanlılarının Pers boyunduruğundan kurtarmayı istemektedir. Atinalılar tartışmayı kazanan taraf oldu. Bu üç adanın Yunan birliğine kabulü gerçekleşti. Bu da demekti ki Yunanlılar artık olası Pers saldırılarına karşı bunları korumakla görevliydi. Bu kararlar gereği Sparta filosunun lideri Kral Leo Tikidas evine döner ve beraberinde Spartalıları ve kanımca Peleponesosluları da götürür. Atina filosunun lideri Kısan Tipos geride kalarak Perslerle savaşa devam eder. Size onun hakkında küçük de olsa bir ipucu vereyim. Kısan bir oğlu olacaktır. Pardon oğlu 479'da doğmuştur ve adı da Perikles'tir. Daha sonraları onun hakkında çok konuşacağız. Persler kaçar ama kaçtıkları yol boyunca Avrupa'da hala birkaç şehir veya kasaba onların kontrolü altında kalmıştır. Bunların arasında en önemlisi Sestos'tur. Burası Dardanel'in Avrupa yakasındadır. Dolayısıyla Kısantipos bu şehri Atinalılar ve filosuyla ve orada kalan diğer Yunan gemileriyle kuşatır. Kısa bir sürede şehri çevirip almayı başarır ve burayı terslerden arındırır. Savaşın sonucu tabii ki ilk olarak Yunanlılara özgürlüğünü geri almış ve meşrulaştırmıştır. Yunanlılar hayatlarını alıştıkları, bildikleri gibi yaşamaya devam edecektir. Yunan yaşamına etkisi çok büyük olacak başka bir olay daha gerçekleşir. Anımsarsınız, Pers istilasından önce ama çok uzun zaman önce değil. Tahminimce 482 yılında Atika'nın güneyindeki gümüş ocaklarında umulmadık bir şekilde bir gümüş damarına rastlanmıştı. Bu normalin çok üstünde zenginlikte bir gümüş damarıydı. O kadar ki Atina'daki mecliste ne yapılması gerektiği tartışma konusu olmuştu. Bu kadar çok gümüşle ne yapabiliriz? Buna bakarak Yunanlıların kendi polisleri hakkındaki düşüncelerini çok güzel anlayabiliriz. İlk fikir hepsi arasında en tutulanıydı. Tüm gümüşü çıkaralım ve Atinalılar arasında eşit olarak bölelim şeklindeydi. Polisi büyük bir borsa şirketi gibi görüyorlardı. Bir kazanç söz konusu olduğunda yatırımcılar arasında eşit olarak bölünüp dağıtılabilinirdi. Ama Temistokles farklı düşünmekteydi. Temistokles açıkça görürüz devamlı Pers tehlikesini ve her an Perslere karşı savaşa hazır olunmanın öneminin farkındaydı. Kanımca tüm diğer Yunanlılardan evvel deniz güçlerinin bu tür bir operasyonlarda nedenli önemli olacağının da farkındaydı. Bundan dolayı gümüş damarının Atina filosu için yeni gemi yapımına yatırılması gerektiğini söyler ve sonra da 200 yeni trireme yaptırır. Trireme antik Yunan savaş gemisidir. Bunlar Persleri önce Salamis'te sonra da Mikale'de yenen filonun özünü oluşturur. Spartalılar Perslere karşı denizden ve karadan savaş komutunu aldıklarında ne deniz becerisine ne de deneyime sahipti. Ama Atinalılar onlardan çok daha ilerideydi. Deniz savaşlarında filonun en büyük ve en etkili kısmı Atinalılara aitti. Doğallıkla Salamis Savaşı Atina sularında olmuştu ve Temistokles'in zeki taktikleri zafer kazanma yolunu açmıştı. Önce Yunanlıları savaşa teşvik etmiş, sonra da Salamis'te zafer kazandırmıştı. Bütün bunların içindeki en önemli nokta Pers istilası sonucunda Yunan dünyasında yaşanan köklü değişim. Yunan dünyasındaki yenilik Olağanüstü becerikli bir deniz gücü olduğunu kanıtlamış olan büyük Atina filosudur. Bu yeni gücün deniz gücünün Yunan işlerinde etkili olması da yeni bir kavramdır. Bu demek değildir ki daha önce deniz filoları olan ve deniz savaşları yapan devlet yoktu. Ama Atinalılar filolarını inşa edip elde ettikleri başarılarından sonra düzey değiştirmiştir. Savaşın bir başka sonucu da Yunanlıların kazandığı güven olmuştur. Bunun önceden nedenli kötü olduğunu size anlatamam. Büyük kral cidden karar verip 100 veya 200 bin kişilik bir ordu gönderse kimse bunun için kaç kişi olduğunu bilmiyordu. Ama genellikle Herodotos'un verdiği sayıların biraz abartılı olduğunu herkes kabul eder. Ama çok büyük bir ordu ve çok büyük de bir filosu vardı ve her ikisinde de Yunanlılarınkini sayıca aşmaktaydı. Herkes Perslerin kolaylıkla savaş kazanabileceğini düşünmekteydi. Dolayısıyla yenmiş olmak çok önemliydi. Ve Yunanlıların genel olarak kendilerini herkesten üstün gören ön yargıları Pers savaşlarındaki eylemleriyle böylece üstün çıkmıştı. Tabi en çok da Atinalılar kendilerini bu savaşta ve sonucunda önemli ve merkezi rol şeklinde görmekteydi. Yunanlıların hepsinin kalplerinde ve akıllarında devamlı olarak bulunan bu yenilikler önemsiz görülmemeli. Unutulmaması gereken Yunanlıların dikkate değer bir şan ve şerefleri vardı ki bundan gurur duymaktaydılar. Ve bence bu yolda devam etmek için büyük arzu duyuyorlardı. Son olarak bir başka noktaya daha değinmek istiyorum. Bu gerçekten ilk büyük tam anlamıyla panhelenik denilebilecek bir etkinlikti. Yunanlılar Helen olmayan diğer kişilerin karşısında Helen olarak adlandırılabilecek bir şeyin bulunduğunun giderek farkına varmaya başladılar. Olasılıkla dini festivallerde yapılan büyük atletik yarışmalar sırasında bu duygu tam şeklini aldı. Yarışanlar temelde Yunanlı olsalar da aslında hepsi tamamen Yunanlıydı. Bu da panhelenizmi beslemekteydi. Ama Persleri o savaşta yenmek için 31 devletin bir araya gelmesi kadar hiçbir şey panhelenizme yardımcı olmadı. Ufukta artık panhelenizm vardı. Yunanlıların yerellikten ve polis sevgisinden vazgeçip tek bir halk haline geldiklerini söylemek istemedim. Hiçbir şey gerçekten bundan bu kadar uzak olamaz. Fakat özgürlük ve polislerine olan sevginin yanı sıra panhellenizmin iyi bir şey olduğu fikri oluşmuştu. Kulağa hoş gelmekteydi. Bildik gelen bir tarafı vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ben daha doğmamıştım henüz ama hakkında okudukça kazananlarla bunlar arasında bir benzerlik olduğunu fark ettim ve hep birlikte daha önce de hiç olmadığı kadar uluslararası bir barış için çalışabilecekleri ortaya çıkmıştı. Daha da kuvvetli olarak kanımca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu düşünce çok daha kuvvetli kökler saldı. İnsanların hiç olmazsa bir kısım insanların yarı dinsel bir duygu olarak dar milli çıkarlar gütmekten uzak durma arzusu milletler arası ilişkilerde nasıl davranılacağını belirledi. Her şey sanki her şeyi kontrol eden bir dünya hükümeti varmış gibi yürütülmekteydi ama bunun doğru olmadığını herkes biliyor olsa da bu gerçekle yüzleşmek kötü olarak görülmekteydi. Yunanlıların akıllarında tam bu kadar olmasa da Yine buna benzer ve gerçek dışı bir şeyler vardı. Bundan sonraki yüzyılda birçok farklı düşünür ve konuşmacı eğer bir şey panhelense o iyidir tartışmasını ortaya atacaktı. Bu artık bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Hiçbir devlet biz de dahil olarak egemenliğinden veya özgürlüğünden veya otonomisinden vazgeçmez. Bu sadece bir düşünceydi. Savaşın bir başka sonucu da Yunan dünyasındaki bölünmedir. Kısmen de olsa bunun nedeni Atina'nın savaşa büyük bir güç olarak katılarak zaferin kazanılmasında lider rollerden birini oynamasıdır. Spartalılar da bir rol oynamıştır. Resmi lider Spartalılardı ve Plataya Savaşı'nın komutanı kendi vekilleri ve deniz filosunun kumandanı da kendi generalleriydi. Ama Atina da önem kazanmıştı o kadar önem kazanmış başarılı olmuştu ki bu bir sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştu demek istediğim Sparta Yunanlıların gerçekten lideri miydi gelecek ne göstermekteydi gelecekte Sparta Yunanlılar arasında liderliğini koruyabilecek durumda mıydı yoksa Atinalılar onlara meydan mı okuyacaklardı hemen sonra anlaşıldı ki Atinalılar onlara meydan okuyacaktı ve belki bundan sonraki 50 yıl boyunca bu Atina ve Sparta arasındaki çekişme uluslararası ilişkilerin ana teması olacaktı. Bence bunun çoğu soğuk savaş olarak nitelendirilebilir. Çünkü iki devlet arasında 479 ve 460 arasında hatta sonralarında da hiç çarpışma olmamıştı. Hatta 457 tarihine kadar karşı karşıya gelmemişlerdi. Savaş bittiğinde yine bir barış dönemi yaşanmış ve bundan sonra büyük Peloponnesos savaşları başlamıştı. Ancak bundan sonraki yüzyılın üçte biri bu savaşla geçecekti. Bu ileride gerçekleşecek. Ama açık olan şey yeni bir düzen kurulmuş olduğudur. Güçler sistemindeki değişikliği kaldırabilecek yeni bir düzen. Savaştan önce sadece bir tane büyük güç vardı. Ama sonrasında bu sayı açıkça ikiye çıkmıştı. Bir de Yunanlılar savaşın ortaya çıkarttığı bazı sorulara yanıt bulmak zorundaydılar. Bunlardan birisi eğer Yunanlıların bir lideri olacaksa kimin olacağıydı? Ama bunun ötesinde bir de savaş sırasında Pers tarafına katılmış olan Yunan devletleri vardı. Yunanlılar bunları Medizer olarak adlandırıyordu. Medizerlere ne yapmak gerekmekteydi? Eminim bir uç noktadan öbürüne bol bol fikir üretilmekteydi. Bunlar şehirlerin yerle bir edilmesinden öbür uç noktadan olan olanları unutun arasında değişmekteydi. Ortada fikirler vardı. Karar verilmesi gereken sorun ortaya çıkmıştı. Bundan başka bir soru daha vardı. Gelecekte neler olacak? Persler bir takım politikalar gerektirecek tehlike olarak bir kez daha karşılarına çıkacak mıydı? Yoksa Perslerden gelecek tehlike sona mı ermişti? Bu da herkesin normal hayatlarına yeni stratejiler gerekmeden devam etmeleri anlamına mı gelmekteydi? Anlattığım nedenlerden dolayı Spartalılar ve Peloponesoslular tehlikelerin sona erdiği düşüncesindeydiler. Atinalılar, Adalılar ve İonyalılar yani Anadolu'lu Yunanlılar bunun sona ermediğini Perslerden gelecek tehlikenin hala var olduğunu, savaşın da bitmemiş olduğunu savunmaktaydı. Savaşa hazır olmaları gerekmekteydi. Şimdi sizlere Perslerle uğraşmanın yeni yöntemini anlatmaya çalışacağım. Bunun için sizleri 481'e geri götürmem gerekiyor. 481'de Kısarkes, Pers İmparatorluğundan Yunanlılara karşı düzenlenen seferle yürümeye başlamıştır. Yunanlılar neler olduğunun farkındadır. Ve hatırlarsınız Korintos'ta 481'de 31 şehir bir araya geldiğinde Perslere karşı birlikte savaşacaklarına dair ant içilmişti. Resmi anlamda başlarına hegemon olarak Sparta'yı atamışlardı. Bu demekti ki karada Spartalılar kumandandı. Ve savaş başladığında karada ve denizde kumandan onlar olacaktı. Ama tabi neler yapılacağı konusunda kararlar nerelere savaşa gidileceği, ne zaman savaşılacağı, bütün savaşa katılan Yunanlıların kurduğu meclisin verdiği kararla kesinleştirilmekteydi. Spartalılar bu noktada kendi istekleri için baskı yapmaya çalışmıyorlardı. Dolayısıyla birlik gerçekten eşit haklara sahip üyelerin birliği gibi iş görüyordu. Ama tabi tüm devletler eşit güce sahip değildi ve Spartalıların etkisine açıklardı. Ama Atinalıların da etkisi fazlaydı. Çünkü filoları çok büyüktü. Pers karşıtı kurulmuş Yunan birliği işte böyle işlemekteydi. Spartalılar hegemon olsalar da bunu Peloponesos birliğiyle karıştırmıyorlardı. O farklı bir şeydi. Size bu birliği anlatmıştım. Dolayısıyla ilişkinin nedenli farklı olduğunu biliyorsunuz. Ve tabi üyelik de farklıydı. Yunan Birliği Peloponesoslu olmayanları da içermekteydi. Ve daha önce bunlar Spartalılarla ittifak halinde de değillerdi. Sparta'nın Peloponesos'taki geleneksel müttefiklerini de içermekteydi. Hepsi ortak bir ant içmek durumundaydı. Ortak özgürlük ve Anadolu'daki adalarda bulunan tüm Yunanlıları özgür kılmak için Yunanlılar artık beraber savaşacaklardı. Biliyoruz ki bu aslında devamlılığı olan bir birlikti. Çünkü 461 gibi geç bir tarihte bile tahminen Sparta kontrolü altındaki Atinalılar arasında anlaşmazlıklar bulunmaktaydı. Hatta Atinalılar Sparta Yemenliği altındaki ittifaktan çekilmişlerdi bile. Bu da o zamana değin kendilerini Yunan birliğinin bir parçası olarak gördüklerine işaret ediyordu. 481'de o zamanki anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp aynı dost ve düşmanları paylaşma kararı almışlardı. Bu da aynı dışişleri siyasetini paylaşma kararı aldıklarının göstergesiydi. Ama bu demek değildi ki Spartalılar hegemon oldukları için tüm siyasete karar verecek kişiler de kendileriydi. Politika birliğin kendi toplantılarında saptanıyordu. Bu tipik bir Yunan ittifakıydı. Yunanca buna syn makia denmekteydi. Bu hem saldırı hem de savunma ittifakıdır. Size saldırı yapıldığında sizin yanınızda savaşacağım. Ama siz birisine karşı savaş açarsanız yine sizinle müttefik durumdayız. İşte syn makia böyle bir kavramdı. Bildiğimiz kadarıyla Yunanlıların o zamana kadar tek bildikleri uluslararası ittifak böyleydi. Saldırı ve savunma. Para hakkında bir şey söylenmemişti. Birliğin harcamaları için bir madde yoktu. Bu herhalde demekti ki tüm devletler ortak amaç için çalıştıklarında herkes kendi harcamalarını üstleniyordu. Düzenli aralıklarla toplantı yapılması için bir madde yoktu. Toplantılar da ancak gerek görüldüğünde yapılıyordu. Tabi her şey herkesin ortak kararıyla gerçekleşiyordu. Demek istediğim oy birliğine gerek yoktu. Ama işlerin yürümesi için genel bir anlaşma gerekmekteydi. Bu yeni bir olguydu. Tam bir yenilikti. Ve tabi bir de panhelenizmin çıkışı hakkında bir dakika önce söylediklerime tam uymaktaydı. Bu da belki de Troya Savaşı'ndan sonraki ilk panhelenik seferdi. Biliyorsunuz Adaları koruma amacıyla orada devamlı bir kuvvet tutmak kararı alınması gerektiğinde Spartalılar geri çekilmişlerdi. Hiçbir şey resmi değildi. Düzenlemelerde bir şey değişmemişti. Sadece evlerine geri dönmüşlerdi. Bundan sonra Atinalıların daha farklı bir politika izlediklerini göreceksiniz. Bu eninde sonunda tüm Yunanlılar tarafından kabullenilecekti. Bir Atinalıların öne çıkıp kendi isteklerini yaptırabilme konumuna gelmelerini sağlayacaktı. Atinalıların yapmak istedikleri arasında şu vardı. Hatırlatayım size. Persler Atika'ya girip korkunç zarar vermişti. Atina polisini ve Atina şehrini mahvetmişti. Akropolis'e çıkıp burada bulunan tapınakları yerle bir etmişlerdi. Bu da Atinalıların açısından korkunç bir haramdı ve tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapmak istiyorlardı. Akropolisin etrafına eskisinden daha sağlam duvarlar inşa etmeye karar vermişlerdi. Şehir duvarlarını eskisinden daha kuvvetli hale getireceklerdi. Ama o zaman da Atinalıların inşa ettikleri şehir duvarı bazı Yunan devletlerini rahatsız etmiş ve Spartalılar da bazı Yunan müttefiklerinden bu konuda şikayet almışlar. Bu şikayetler Atinalıların yaptıklarının nedenli kötü bir fikir olduğu yolundaydı. Tahminimce şikayet eden şehirler Tebai, Megara ve herhalde Korintos olmalıdır. Tebai ve Megara Atika'da sınır komşusudur ve Atina'nın eski düşmanıdırlar. Atinalılar ve Korintoslular yan yana olsalar da tam bir sınır paylaşmazlar. Ama burası eminim Atina'nın bu denli kuvvetli bir deniz gücü edinmeleri ve büyük bir ticari güç olmaları konusunda büyük rahatsızlık duymaktaydılar. Korintos o zamana dek en büyük deniz güçlerinden birine sahipti ve çok uzun süre önemli bir ticari güç halindeydi. Arkeolojik kanıtlar 6. yüzyıl kadar erken bir tarihte dahi Atina ve Korintos arasında rekabetin oluşmaya başladığı yolundadır. Atinalılardan şikayetçi devletler, onların kendilerini koruyabilecekleri bir duvar sistemi kurmalarından rahatsızlık duyarak, onların daha güven kazanarak daha saldırgan olmalarından ve komşuları için tehlike oluşturmalarından çekinmekteydiler. Özellikle denizdeki savaşta Atinalıların şaşılacak derecede gözlerinin kara olması eski düşmanlarını ve komşularını rahatsız etmişti. Spartalılar bunu duymuş ve arkadaşlarının yakınmalarını da yeteri kadar dinlemişlerdi. Temistokles de size açıklamalıyım ama eminim ki biliyorsunuzdur. Savaştan tam bir kahraman olarak çıkmıştır. Birçok iyi şey başarmıştır. Atina donanması onun eseriydi. Salamis'te savaşma kararı ona aitti ve insanlar Salamis'teki zaferin onun eseri olduğuna inanıyorlardı. Plutarkos savaştan hemen sonra yapılan olimpik yarışmaları hakkında güzel hikayeler anlatır. Der ki insanlar yarışları seyrederken Temiz Tokles gelmiş, herkes yarışmaları seyretmeyi bırakıp Temiz seyretmeye başlamış. Çünkü yarattığı hayranlık ve merak o kadar fazladır ki. Bunu anlatmak için iyi bir benzerlik bulmaya çalıştım ama bulamam. Eğer Roosevelt Churchill ve Stalin'i bir arada düşünebilirseniz ve hepsini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tek bir insan haline getirebilirseniz belki elinizde Temistokles niteliğinde bir adam olmuş olur. Temistokles Sparta'ya gittiğinde en büyük kahraman oydu çünkü Atina'nın duvarlarını olabildiğince çabuk inşa etmiştir. Denizde Atina'nın deniz donanması öncü durumdadır. Ve Atina'nın uluslararası ilişkilerinde ön planda olmasından o sorumludur. Türkiye söz ettiği ufak bir oyun vardır. Der ki temiz Tokles Sparta'ya gidecekmiş ama Spartalıların da bazı kişileri Atina'ya yollamışlar. Atinalılardan kendisi dönene kadar o Spartalıları Atina'da tutmalarını ister. Bir de der ki duvarlar korumaya yetecek kadar yükseldiğinde bana haber verin sonra da Spartalılarla konuşmaya gider. Spartalılar ona sizin orada duvar inşa ettiğinizi duyduk der. Tabii biliyoruz bu sizi ilgilendirir ama bu iyi bir fikir değil. Çünkü eğer Persler bir kez daha buralara gelirse sizin duvarlarla çevrili şehrinizi bize karşı üs olarak kullanacaklardır. Eğer düşünüş tarzını anlayabilirseniz benden daha akıllısınız demektir. Ama anlatılan hikaye budur. Temistokles de der ki: Bu saçmalığı nereden duydunuz? Biz duvar mı yapıyormuşuz? Bu ne saçmalık? Unutun tamamen bunu. Özür dilerim. Size hikayeyi tam olarak doğru anlatamadım. Der ki: Benim sözüme güvenmeyin. Atina'ya bir elçi gönderin ve kendiniz bakın. Arkadaşlarına o insanları ben gelene kadar tutun sözünü o zaman söylemişti. Bir gün Temistokles'e Atina'dan bir haber gelir. Tamam, şimdi duvarlar korunabilir niteliğe ulaştı. Temistokles de Spartalılara, hani hakkında yakındığınız duvarlar vardı ya, haklısınız. Onlar gerçekten var ve onlar kendimizi başkalarına karşı savunacak niteliğe ulaştı. Bu durumda ne yapacaksınız? Sonra da bir konuşma yapar. Aslında bu bir nevi bildiridir. Spartalılarla bağımsızlıktan çok eşitlik açıklamasıdır. Mesajı biz sizden emir almayız. Tavsiyelerinizi kendinize saklayın. Biz kendimize bakabiliriz. Siz de kendinize bakın. Bizden üstün değilsiniz. Biz eşitiz şeklindedir. Bundan sonra da Temistokles Sparta'da eskisi kadar çok popüler olmaz. Hatta yaşamının geri kalanında Spartalılar ona zarar vermek isteyip onu sahneden atmaya çalışacaktır. Ama o yine de istediğine ulaşmıştır. Atinalılar da duvarla çevrilmiş bir şehre sahiptir. Ve Yunan Birliği'nde Spartalılarla aralarındaki resmi ve teknik ilişki ne olursa olsun kendilerinin özgür olduğunu ve kendileri uygun gördükleri şekilde davranacaklarını ilan etmişlerdir. Tükidides, Spartalılar bunu kabul eder fakat gizliden gizliye hınç duymaya başlar der. Bence bu olay sonradan Sparta'da dikkatimizi çekecek olayların İlk ipuçlarından birisidir. Spartalılar arasında da bir ayrım vardır ve en azından bu kadarı doğru. Eminim aslında durum bildiğimizden daha karmaşıktır. Ama en basitinden Spartalılar arasında Peloponesos'a geri dönmekten memnun olup Ege Denizi ve ötesi bir tarafa, Peloponesos dışındaki dünya ile uzaktan yakından uğraşmak istemeyenler bulunmaktaydı. Amaçları geleneksel yaşamlarına geri dönmekti. Bunlar barışçı, biraz da tutucu olan kısımdan insanlardı. Ama savaşta kazanılan zafere bağlı olarak Sparta'nın gücünü ve etkisini çok daha geniş olarak yaymak isteyenler de vardı. En azından bunlar ana Yunanlıları da ele geçirmek, hatta birçoğu da kesinlikle güçlerini her yerde hissettirmek istemekteydi. Deniz ötesinde dahi. Ama bu ikinci grup tartışmayı kazanamayacak olan gruptu. İçten içe hınç besliyor olmalıydılar. Çünkü Spartalıların resmi kararı Atina'nın durumunu kabullenmekti. Ve birazdan göreceğiz ki olaylarda onları buna yönlendirmekteydi. Platay'daki Spartalı güçlerin komutanı hemen savaştan sonra önde gelen lider olarak sivrilen kral naibi Pavzanias'tı. Spartanın iki kralından birisiydi. Ege denizine açılmış olan da oydu. Hatırlarsınız bundan önceki kral ve kumandan emekliye ayrılmıştı. Ama şimdi Pavzanias filosunu alıp oraya dek uzanıp Yunanlıları ilk önce Perslere karşı etkin olmalarına çalışacaktı. Özellikle Herespontos'ta ve genellikle Boğazlar'da biraz savaştı. Bizantiyum bu bölgede çok önemli bir şehirdi. Daha sonra Konstantinopolis olacak ve daha sonra da İstanbul. O zaman daha deniz ötesinde küçücük bir şehirdi. Ama Boğaz'ı kontrol ediyordu. Persleri yendi ama kendine Yunanlılar arasında düşman da edindi. Bunun nedenlerinden bir kısmı Pavzanyas'ın sanki Yunanlıların Spartalıların altında yani daha aşağılıklarmış gibi davranmasıydı. Genelde bu Spartalılar için sıradan bir sorundu aslında. Sparta'dan çıkıp Yunanlıları komuta ettiklerinde onlara hep bu şekilde davranmaktaydılar. Tabi bunun değişik dereceleri de vardı. Pavzanyas herkes için özellikle rahatsız edici olmalıydı. Onun gösterdiği bu davranış şekli Yunan müttefikleri tarafından şikayet konusu olmuştu. Ayrıca kendisi Persler'deki büyük zenginlik ve lükse kapılmıştı. Çoğu Yunanlı en azından kuramsal olarak Perslerin ahlaki anlayışını veya ahlak anlayışlarının olmayışını kendi perspektiflerinden bakıldığında itici bulmaktaydı. Ama ilk başta Persler çok zengindiler ama Yunanlılar değildi. Zenginliklerini de aslen Yunan kavramlarına uymayan ve hoş olmayan çeşitli amaçlar için kullanmaktaydılar. Pavzanyas aldandı ve bir Pers satrapıymış gibi davranmaya başladı. Size anlattığım bütün bu olanlar Yunanlı arkadaşlarını çok rahatsız etti ve suç duyurusunda bulunmalarına neden oldu. Zulüm yapmakla ve hainlikle suçlandı. Söylentilere göre Pers lideri ve satraplarıyla ortak amaçların dışında bir anlaşmaya girmişti. Bu yeterli nitelikte rahatsızlık yarattığı için geri çağrılıp mahkemeye çıkartılmıştı. Suçsuz bulundu ama yine de bir daha kumandan olarak yollanmayacaktı. Kenara çekilmişti. Hakkında daha sonra daha da fazla suç duyurusu yapılacaktı ve sonunda idam edilecekti. Tamam ama Önemli olan nokta Spartalıların kumandanı diğer Yunanlıların da gözünden düşmüş olarak geri çekmeleridir. Yerine başkası gelecekti. Dorkis adında bir adamdı bu. Müttefikler onu kabullenmeyecekti ve "Hayır, biz bu aralar Spartalı kumandan istemiyoruz." diyerek ve onu geri yollayacaklardı. Bu çok önemli bir adım olacaktı. Ege Denizi'nin ve sınırlarındaki insanlarından oluşan müttefikler ilk önce Atina'nın daha sonra da Atina İmparatorluğu'nun etkileşim alanında bulunmaktaydı. Bunlar Sparta yönetimi istemiyorlardı. Bunun nedeni bence bunun aslında birden fazla nedeni vardı. Bunlardan birisini Pavzanyas'ın davranışının Spartalıların gözünde itibarının düşmesi oluşturuyordu. Diğer neden de bence şudur. Bakın Spartalıların bu tür şeyleri istemediğine dair ne kadar delile ihtiyacımız var? Hatırlarsınız 3 adanın 479'da birliğe kabulü reddedilmişti. Bir başka neden de asıl bizi ilgilendiren konu olan deniz savaşlarını gerçekten kazanan kişiler. Yani Atinalıların buna devam etmeye hazır olmalarından kaynaklanıyordu. Bence Dorkis'i evine gönderen müttefiklerin aklında da olan buydu ve lütfen yeter dediler. Ve böylece Spartalılar da Dorkis'in yerine yeni birisini göndermedi. Bir başka deyişle Perslere karşı yapılacak bir sefere katılmayacaklarını kabullenmişlerdi. Persler hem Avrupa'dan hem de Ege denizinden atıldıkları için Yunanlıların Perslere karşı gelecekte düzenleyecekleri seferler kesinlikle Asya'da olacaktı. Tükidides Spartalıların kararı hakkında böyle der. Pers savaşlarından artık kurtulmak istiyorlardı. Ve Atinalıların lider konumuna gelecek kadar becerikli olduklarını düşünüyorlardı. Ve o zamanlar Spartalılarla dosttular. Neden olmasın ki dediler. Biz bu savaşı istemiyoruz. Bunlar bizim umrumuzda değil. Ve her şey yoluna girecek. Çünkü Atinalılar bunu becerecektir. Onlar bizim arkadaşımız.'' Ama eminim ki Spartalıların aklındakilerin tümü bu değildi. Bu sadece tartışmayı kazanan ve daha tutucu olan grubun fikriydi. Bunlar barış grubuydu. Peloponezos'da kalalım diyen gruptu. Hala daha ağır basan grup buydu. Pausanyas'ın davranışlarının Spartalılar için yarattığı utanç ve Sparta'nın bir yeni kişiyi tayininin diğer Yunanlılar tarafından reddedilmesi ...bunların konumunu daha da güçlendirmiştir. Neden kendimizi zorlayalım? Popüleritemizi yok ediyoruz. Eskiden Yunanlılar tehlike altına girdiklerinde bize gelerek... ...onlar adına savaşmamızı, onları korumamızı isterlerdi. Şimdi liderliğimizi reddediyorlar. Bunun nedeni bizim oralarda olmamamız gerek. Bu bize uygun bir sefer değil. Ortaya konulan tartışmaları tahmin etmek o kadar da zor değil. Bu Perslere karşı devamlı bir savaş durumunun artık yok olduğu anlamına mı geliyordu? Kesinlikle hayır. Müttefikler bunu söylemek istemiyorlardı. Atina'ya doğru dönerek gelecekteki savaşta liderliği ele almalarını istiyorlardı. Herodotos'un şöyle diyen bir satırı vardır. Pavzanyas'ın hibrisini Atinalılar Yunanlıların liderliğini ele alabilmek için bahane olarak sunmuşlardır. Bu söz Atinalıların planladıkları tam buydu. Bunu gerçekten çok isteyip gerçekleştirmek için çok uğraşmaktaydılar. Kendi fikirleriydi ve girişim onlardaydı. Ama bence bu doğru değil. İzin verin bir adım geri atayım ve anlatayım. Bunun sadece bir kısmı doğru. Açık ve net olan Atinalıların hazır olarak ve isteyerek kendilerinden istenilenini yapmalarıdır ama kendi güç ve etiklerini kullanarak veya ellerinden başka şey gelmediğinde hileyle müttefiklerin kararlarını etkilemiş oldukları bence yanlış. Şimdi sizin belki de bir süre sonra sıkılacağınız bir şey yapacağım. Kendimce açıklayıcı bulduğum bir benzetme yapacağım. Bu analoji 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'nun kurulmasıyla Pers savaşlarından sonra Atina İmparatorluğu'na dönüşen Delos Birliği'nin kuruluşu arasında yapılabilinir. Delos Birliği gibi zannedersem Norveçli ya da İsveçli bir bilim insanı NATO ile sonuçlanan süreci de davetle egemenlik kurulması olarak nitelendirmişti. Yani 1945... 1946, 1947, 1948 ve 1949'daki duruma bakarsanız daha sonra NATO'nun parçası olacak Avrupa devletleri Amerikalıların 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yaptıklarını tekrarlayıp Kuzey Amerika'ya çekilerek Avrupa askeri politikasıyla hiç ilgilenmeyeceklerinden çok korkuyorlardı. İkinci Dünya Savaşı Avrupa devletlerini çok kötü durumda bırakmıştı. Ve Sovyetler Birliği'nin işe el koyacağından korktukları için Amerika'nın öncülüğü el almasını istiyorlardı. Amerikalılar bunu yapmaktan mutlu olmuşlardı. Ama tüm Amerikalılar demek istemiyorum. Her zamanki gibi farklı düşünceleri olan ufak gruplar bulunmaktaydı. Amerikan Cumhurbaşkanı ve kabinesi Amerikalıları ikna etmek için çok uğraşacak ve genel olarak da başarılı olacaktı. Tartışmayı kazanan taraf Amerika'nın çıkarları için ilk başta Avrupa'nın eski durumuna getirilmesinin, ikinci olarak da komünistlerin yani Sovyetlerin Avrupa'yı ele geçirmelerine karşı durulmasının gerektiği düşüncesindeydi. Her iki tarafta bence olanlardan memnun kalacaktı. Çünkü bu durum iki tarafında çıkarına uymaktaydı. Zannedersem Delos Birliği kurulduğunda tarih 478-477 idi. Eğer Persler geri dönerse Pers İmparatorluğu sınırları ve Anadolu sahillerindeki devletler risk altında olacaklardı. Atinalılar biz ilgilenmiyoruz, Perslerin yaptığı gibi evimize dönüyoruz deyip geri dönecek olurlarsa Perslere karşı direnecek zavallı Anadolu'lu Yunanlılar dışında başka Yunan gücü yoktu. Ve onların bu güce karşı gelmelerine olanak yoktu. Onlar için ölüm kalım savaşıydı. En azından özgürlük ya da kölelik anlamına gelmekteydi. Ve Atinalıları liderliğe ikna etmek zorundaydılar. Tartışmayı kazanan Atinalılar içinse Karadeniz'e ulaşmak, Anadolu Yunanlılarıyla dostluk kurmak kaygısı ve korku. Persler harekete geçerse neler yapacakları korkusu vardı. Bunların hepsi aynı sonuca işaret etmekteydi. Ve her iki taraf da bu yeni yolda ilerlemekten memnundu. Bir tarafın diğer tarafa baskı yaptığını söylersek çok yanılmış oluruz. Hatta Atinalılar Plutarkos'un anlattıklarına göre ikna edilmesi gereken taraf olmuştur. Plutarkos o zamanlar Anadolu sahillerinde Atina filosunun kumandanı olan Aristides hakkında bir hikaye anlatır. Başı çeken Samoslular Atinalılara özellikle Aristides'e gelip "Bizim liderimiz olur musunuz? Ne olur?" derler. Aristides de bunu kabul etmeden evvel bize olan bağınızı ve bizi kullanmak istemediğinizi kanıtlamanız gerek der. Buraya Plutarkos'ta olmayan bir satır ilave ediyorum. Spartalıları kalmaları yönünde ikna etmek için bizi kullanıp sonra da bir kenara fırlatıp atmayın. Bunun üzerine Samos Deniz Kuvvetleri Komutanı Ulyades gemisini alıp Pavzanyas'ın bayraklı gemisine doğru yelken açtı. Ve Pavzanyas hala oralardayken gemiye çarptı. Bu durumun sonucu Spartalılarla olası her türlü flörtün yok olması olmuştur. Atinalılar da liderlik konumunu kabullenirler ve bunu gerçekleştirecek bir planla harekete geçerler. 478-77 kışında ilgilenen Yunanlılar arasında Delos adasında bir toplantı yapılır. Delos Ege Denizi'nin tam ortasında bir adadır ve söylemiş olduğum gibi Apollon ve Artemis'in doğduğu yerdir ve Apollon'da özellikle Yonyalıları seven ve koruyan tanrıdır. Dolayısıyla burası böyle bir toplantı için en doğal yerlerden birisidir ve herkes için uygundur. Toplantı esas olarak anayasayla ilgilidir. Birliğin nasıl çalışacağını düzenleyen bir anayasa oluşturdular. Birliğin amacı tüm üyelerin Perslere karşı savaşmasıydı. İlk önce Perslerin Yunanlılara yaptıklarının öcü alınmalıydı. İkinci olarak Perslerden toplanan ganimetle Perslerin neden olduğu zarar karşılanmalıydı. Bu öykünün ancak bir kısmıydı. Bence bu birliğin öncelikli ama örtülü amacı Yunanlıların Pers egemenliğinden kurtulup özgürlüklerinin kazanılıp korunmasıydı. Thucydides'in bundan söz etmemesi bazı bilim insanlarını yanlış olarak bunun ölçünün bir parçası olmadığını düşünmelerine neden olmuştur. Ama bunu yapmazlarsa geri kalanları nasıl gerçekleştireceklerdi? Bu devletler kesinlikle Persler tarafından ele geçirilme tehlikesi altındaydı. Bundan dolayı da ilk adım özgürlüklerinin garanti altına alınması olmalıydı. Eminim ki akıllarında açık olarak bu vardı. Tüm Yunan antlaşmalarında olduğu gibi dost ve düşmanın herkes için aynı olacağında ve ortak bir dış politikada anlaştılar. Hatta biraz daha ileriye giderek hepsi and içti. Onların anlaşma imzalama şekli buydu. Anlaşma imzalamaz ant içerlerdi. Anlaşmanın kalıcılığının simgesi olarak denize büyük demir parçaları atarlardı. Yani bu demir parçaları su yüzüne çıkıp yüzmeye başlayana kadar anlaşma devam edecekti. Böyle bir şey olmayacağı biliniyordu. Aslında sürekli olağan bir anlaşmaydı. Bu dönemde Yunan anlaşmalarının aslında pek de sürekli olmadığını vurgulamak istiyorum. Örneğin Atinalılarla Spartalılar 445'te 30 yıllık barış anlaşması yapar. 421'de 50 yıllık barış anlaşması daha yapar. Bunlar olandı ama bu farklıydı. Bu Yunan Birliği'ydi ve hep devam edecek bir anlaşmaydı. Birliğin üyeliği anlayabildiğimiz kadarıyla bu %100 doğru olmasa da çok da yanlış değil. Her şeyden önce tüm birliği bölgelere ayırmıştı. Bir tanesi Ege Denizi'ndeki adaları içeriyordu ve adalardan üye 20 şehrin olduğunu biliyoruz. İonya yani Anadolu sahillerinden 36, Heles Karadeniz'e uzanan yolda 35 ve Anadolu'nun güney sahilindeki Karya'da 24 üye bulunmaktaydı. Ege Denizi'nin kuzey sahilindeki Yunan topraklarını içeren Trakya'dan 33 üye ile toplam sayı 148'e ulaşmaktaydı. Yani düşünürseniz genel olarak baktığınızda neredeyse 150 şehir vardı. Çok şaşırtıcı bir durum. Peloponesos Birliği bu devletlerin sayısı açısından kesinlikle bu kadar değildi. Ama çok etkilenmeyin. Bu yerlerin bazıları hele adalar söz konusuysa sadece ufacık yerleşimlerdi. Bu üyeliği kesinlikle isteyen bazı Ege Ada devletleri diğer tüm üyelere göre gerçekten çok küçüktü. Yine de bazı çok önemli devletler de yer almaktaydı. Daha önce bahsettiğim Samos, Kios ve Lesbos gibi diğerleri bu kadar büyük değillerdi. Anadolu tarafından olan eski büyük ve önemli kentler mesela Miletos iyi bir örnek. Söz etmediğim bazı yerler daha var. Peloponesos'tan hiç kimse yoktu. Bu birlik hiçbir şekilde hiçbir anlamda Peloponesos birliği ile bağlantılı değildi. Birazdan yine analoji oyunumu oynayacağım. Ama demek istediğim burada olanları kolayca kavrayabilmeniz için üç ayrı örgütü de ele alın. Bunların ilki Yunan Birliği'ydi. 481'de Perslere karşı kurulmuştu. Ve hem Peloponesos'taki hem Peloponesoslu olmayan devletleri içeriyordu. Bunların en eskisi aklınızda tutun ilk söz etmem gereken Peloponesos Birliği'ydi. Yunan Birliği'nden de eskiydi. O da sadece bizi ilgilendiren yönüyle Peloponesos'taki devletleri içeriyordu. Doğal olarak bir iki istisna vardı ama hiçbiri deniz aşırı değildi. Üçüncüsü de Delos Birliği olarak adlandırmamız gereken bu yeni kurulan birlikti. Yunanlılar buna daha eski birliklerde olduğu gibi Yunan olarak gönderme yapsa da biz diğer birliklerden kolayca ayırmak için Delos Birliği demeliyiz. Tamam işte önerdiğim analoji bu. Perslere karşı kurulan Yunan birliğini Birleşmiş Milletler Organizasyonu olarak düşünebiliriz. Çünkü her iki taraf devletlerinden oluşmuştu. Bütün bu yerlere baktığımızda eğer Peloponesos Birliğini daha alt kademede ve Delos Birliğini de daha yukarıda olarak düşünürsek bir başka deyişle bir tarafta NATO, diğer tarafta da Varşova Antlaşması bu uygun bir analoji olacaktır. Bunların ikisi de Yunan birliğindeydiler. Birleşmiş Milletler Örgütü tüzüğünün bölgesel ilişkilere izin vermesi NATO'da da Varşova Anlaşması'nda da bölgesel ilişkileri doğurur. Bir resmiyet olmaksızın bu Peloponesos Birliği'nin yok edilmesi anlamına gelmemekteydi. Dolayısıyla Delos Birliği'nde de farklı bölgesel antlaşmaların yapılmaması için bir sebep yoktu. Pers savaşları geçtikten sonra oluşan Yunanistan'daki uluslararası sistemin yapısı işte böyleydi. Şimdi Delos Birliği hakkında biraz daha konuşalım. Bilmeniz gereken daha çok şey var. Egemenlik içeren bir birlikti. Aynen Peloponesos Birliği gibi. Seçilmiş bir liderleri vardı. Atina bu durumda birliğin seçilen hegemonu oluyordu. Ama burada eskiye göre farklı bir şey vardı. Yeni bir şeydi bu. Deniz gücü birliği olarak parasal yönden Hoblit vatandaşların yarattığı askeri güçten çok daha fazla paraya gerek duyuluyordu. Birlik parası birlik hazinesi olması gerekiyordu. Bu sebepten dolayı aralarında Foros olarak adlandırdıkları bir para toplamışlardı. Basitçe katkı anlamına gelmekteydi. Zaman geçtikçe bu katkı ödeme yapmak istemeyenlere bir baskı olarak gelişecekti. Ve biz bugün bu durumu haraç kelimesiyle açıklıyoruz. Düşünelim bir dakika. Sadece birliğin başlangıcı ve o zamanki beklentilerini ele alalım. Bu katkılar sayesinde birliğin bir hazinesi olmuştu. Atinalı bir general olan Aristides de ödemelerin hesabını yapan kişiydi. Adil Aristides olarak tanımlanmaktaydı ve her devlete ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini hesaplardı. Başlangıçta bu ödenekler bazı devletlerden gemi ve kürekçi mürettebat olarak bazı devletlerden de sadece para olarak alınmaktaydı. Birlik ilk dönemlerinde daha fazla müttefik gemi ve mürettebata sahipti. Zaman ilerleyip Peloponesos savaşlarına gelindiğinde çoğu devlet kendi filosu ve mürettebatı olmadığı için sadece para ödemekteydi. Şimdi sizden her şeyin sonunu değil de başlangıcını düşünmenizi istiyorum. Atinalılar bir de bu birlikteki muhasebecilik işi için bir de Atinalı vatandaşın seçilmesi gerektiğine karar vermişlerdi. Bunun için Yunanca deyim olarak Heleno Tamias kullanılmaktaydı ve bu kişi tüm paraların toplanması ve korunması sorumluluğuyla görevlendirilecekti. Bunu yapacak da bir Atinalı olacaktı. Aynı zamanda Delos Birliği adına yapılacak bir askeri ya da deniz seferi Atinalı bir general tarafından yönetilecekti. Biliyorsunuz geriye bakıldığında denir ki bu aslında bir Atina emperyalizminden, Atina baskısından başka bir şey değildi. Hayır, müttefikler bundan başka bir şey istememekteydi. Çünkü Avrupalıların 40'lı yıllarda korktuğu gibi onlar da korkuyorlardı. Ama Atinalıların onlara üstünlük taslamasından değil de onları kendi kaderlerine bırakıp gitmelerinden korkuyorlardı. Atinalıları bu yeni organizasyona tam olarak bağlamaktı asıl amaçları. Delos Birliği'nin Yunan dünyasında ortaya çıkmış az sayıda da olsa uluslararası organizasyonlar arasında üstüne yoktu çok büyük etkisi vardı. Çünkü başındaki atanmış lider bu işle çok ilgili ve derinden bağlıydı. Söz etmedim daha evvel. Birliğin Sinot denen bir karar organı vardı. Bu birlik kurulunda da her devletten bir elçi bulunuyordu. Ve tek bir yerde tüm verilmesi gereken kararlar verilmekteydi. Başka yerlerle karıştırıldığında bir anayasanın tahsis ettiği kendi paraları, kendi güçleri vardı. Bütün bunlar bu birliği çok daha etkili kılıyordu. Karar alma sürecinde yapmaları gerekeni büyük güçlükler yaşamadan yapabiliyorlardı. Buna daha açıklık kazandırmak için size bir başka şey anlatayım. Toplantılarda düzenlemelere göre her devletin bir oyu vardı. Atina'da grubun sadece bir üyesiydi. Güç olarak aslan payına el koymuş olan Atina sadece bir oya sahipti. Atinalılar nasıl istediklerini yaptıracaklardı diye sorabilirsiniz. Aslında şöyle işlemekteydi. Atina tüm prestije ve güce sahip olduğu için tüm ufak devletler Atina'nın kanatları altında toplanmaktaydı. Ve istenilen oyu vereceklerinden Atinalıların istediklerini yapacaklarından kuşku yoktu. Bunun yerine oylar orantılı olarak verilseydi Mesela Atinalılar X sayısında oy kullanıyor olsalardı bu çok oy olurdu. O zaman Tasos, Samos, Kios, Lesbos gibi adalardaki büyük yerleşimler de çok fazla oy kullanacaktı. Bunların oyları kesinlikle Atinalılarınkini geçerdi. Hepsi bir araya gelince Atinalıları geçerlerdi. Ama tek bir şemsiye altında, tek oy kullanıldığında bu olamazdı. Atinalıların istediklerini geçiremediğini mecliste hiç ama hiç duymadık. Anayasada onların istediklerini yapmalarını kontrol edecek hiçbir şey yoktu. Özgün kurallara göre oynandığında ciddi problemler doğurmuyordu. Ama tabii zaman geçtikçe farklı fikirler ortaya çıkmaktaydı ve bazı sebeplerden dolayı bunları birazdan anlatacağım. Atinalılar kendi güçlerini benimsetmeye başlayacaklardı durumu değiştirmeye başlayacaklardı. Ve işte bu noktada özellik sorusu ortaya çıkacaktı. Yani Atinalılar diğer devletlerin özelliklerine burunlarını sokmaya başlayacaklardı. Ve birlikte Yunanlıların arke olarak tanımladığı şeye dönüşecekti. Bunu doğru olarak imparatorluk olarak çevirebiliriz. Ama bir kez daha belirteyim. Sizlerin 477'deki durumla bunun aynı olduğunu düşünmenizi istemiyorum. Bu gelecekteki bir durumdu ve bunu kimse ne bekliyor ne de istiyordu. 477'de çok kuvvetli ortak bir amaç vardı. Bu da Perslerin yarattığı tehlikeyi onlardan öç alma isteğini ve de olanlar için Perslerden bir ganimet toplama isteğiydi. Problem veya problemler ancak Persler geri çekilince ortaya çıktı. Bakın bu da NATO'nun daha evvel ve bugün de yaşadığı sorunla aynıydı. Bu da Birleşik Devletler'le ittifak kurmuş devletler herhangi bir tehlike içinde olmadıkları düşündükleri için Amerikalıların istediğini yapmak istemiyordu. İşte Yunanistan'daki durum da böyle gelişti. Tamam. Delos Birliği'ndeki özgün durum böyleydi. Şimdi bunun nasıl Atina İmparatorluğu'na dönüştüğünün hikayesini anlatmak istiyorum sizlere. Size vurgulamak istediğim ilk şey Delos Birliği'nin başarısının ta başından beri nedenli olağanüstü olduğudur. 477'de hala Perslerin elinde olan ufak bir şehir Eion, Trakya'da Strumon nehrinin ağzında kurulmuştu. Atinalı kumandan birliğin bir filosuyla Eion'a gider ve Persleri buradan atar. Bu olaydan kısa bir süre sonra bu olayla ilgili olan elimizdeki tarihler çok kesin değildir. Bu tarih genel olarak Tükidides'in bize anlattığı hikayeden çıkartılmıştır. Ayrıntılar aslında çok az ve verdiği tarihlerde az. Dolayısıyla burada tahminlere dayanmak durumundayız. Sizin açınızdan bunun aslında çok fazla önemi yok. Ama size genel olarak kabul edilen tarihleri vereceğim. Ama bunların kesin olduğunu düşünmeyin lütfen. Her neyse birliğin kuruluşundan bir süre sonra ama çok değil Birlik Atinalı Büyük Komutanının kontrolündeydi. Daha sonraları hem birlik hem de Atina siyasetinde gittikçe etkisini artıracak olan Kimon Ege'deki Skiros adasına güçlerini götürdü. Skiros'a saldırılmıştı. Çünkü burada oturanlar Yunanlı değildi. Yunanlı olmayan korsanlıkla hayatlarını kazananlar yaşıyordu. Korsanların rahat rahat sularında gezinmelerine izin verilirse birlikteki devletlerin çok fazla kayıpları olacağı belliydi. Kimon Sikiros korsanlarını bozguna uğratıp onları adadan sürmüş ve adanın bir Atina klerikos yani kolonisi altında güvende olmasını sağlamıştı. Hatırlarsınız, Kalkis yakınlarında da Atinalılar bir klerikos kurmuştu. Aynı tip bir organizasyondu savaşacak yaşa gelen Atinalıları devamlı olarak Sikiros'a yerleştirmişlerdi. Ama Atina vatandaşlarını korumaları sağlanmıştı. Garnizon olarak Sikiros adasının korumasını üstlenmişler, gelecekte kötü ellere düşmesi önlenecekti. Genel olarak Kimon ve gücünün Ege denizini haklı olarak özgürlüğe kavuşturduğu düşünülüyordu. Bundan sonra hiç korsanlık lafı geçmeyecekti. Akdeniz devletleri zaman zaman korsanlıktan çok zarar görmüşlerdi. Birlikte yeni olan bir şey de Delos Birliği'nin ve sonra Atina İmparatorluğu'nun olduğu yerlerde korsanlık yaşanmayacaktı. Sonra Euboea adasının güney ucunda kurulmuş Karitos şehrine dönmüşlerdi. Karitoslular hatırlarsanız askeri baskı altında Perslere teslim olmuşlar ve onlara toprak ve su vermişlerdi. Dolayısıyla teknik açıdan Medizerdiler ve onlara insaf gösterilemezdi. İstemeden Delos Birliği'ne katılmaya ve para vermeye zorlandılar. Gemi sahibi olmaları yasaktı. Başından beri bu anlattığım tabloya uymayan örnek olarak tek bir devlet vardı. Bu zorla üye olmuş bir devlet vardı. Bu da Medizer olan tek bir devletti. Sonra tahminen 470 yılında bir başka gelişme olmuştu. Naxos adası hep çok problemliydi. Ne zaman Naxos'un adını duysak bir zorlukla iç içedir ama Perslerden bir zarar gelmeyeceğine kanaat getirmişlerdi. Perslerin nasıl olsa geri dönmeyeceklerini düşünerek birlikten çıkma kararı almışlardır. Eminim birisi demişti ki hatırlamıyor musunuz and içtiniz denize demir parçaları attınız Ege denizinde yüzen demir parçaları görüyor musunuz ayrılamazsınız İsyan ettiler birlikte buna karşı bir deniz donanması gönderdi. Naksos isyanını bastırdı. Bundan sonra Naksos özgür müttefik kategorisinden düşürülerek boyunduruk devlet oldu. Diğer müttefiklerin yaptıkları katkılar yerine para ödemek zorunda bırakıldı. Duvarları yıkıldı, filolara ellerinden alındı. Bundan sonra göreceğimiz düzen bu. Sorumluluklarını yerine getirmeyen devletlere ve özellikle baş kaldıran devletlere böyle davranılacaktı ve sayıları da zaman geçtikçe azalacaktı. Bu arada birlikte bu kararlara ve davranışlara karşı çıkıldığı konusunda hiçbir şey duymamaktayız. Ama bunu da beklemememiz gerekmekte aslında. Müttefikler hala bu birliğe ihtiyaçları olduğunu düşünmekteydi. Ama Karitos'un yaptığı gibi kimse bedavadan yararlanamayacaktı bu durumdan. Ödemelerini yapsalar da yapmasalar da Persler onlara saldıracaklardı. Dolayısıyla ödemelerini yapmaları iyi olurdu. Yoksa Naxos'un aldığı karar gibi biz kendimizi güvende hissediyoruz. Dolayısıyla birlikten ayrılıyoruz demeye izin yoktu. Buradan anlaşılan birliğin bir şekilde gerektiği gibi yürüyor olması ve yapması gerekeni yapıyor olmasıdır. Eğer tarihlerde doğruysa bundan sonraki yılda 469'da birliğin tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıyla karşılaşıldı. Perslerin deniz gücü vardı. Bu donanma pek ege olmasa da Anadolu'nun hemen güney köşesinde Evrimodon nehrinin denize karıştığı yerde bulunmaktaydı. Ve ordu da karadaydı. Birliğin güçleri Kimon'un kumandandığında Evrimodon'a gittiler ve denizde Pers donanmasını bozguna uğrattılar. Karada da Pers ordusunu yendiler. Bu da Perslerin Doğu Akdeniz'deki konumuna büyük bir darbe oldu. Veriler Perslerin tüm bölgeden geri çekilmek zorunda kaldığını göstermekte. İnsanların da Pers tehlikesinin sonunda yok olduğunu düşünmeleri bu durumda yanlış olmaz. Bu 479'da olanlardan çok daha ötede bir durumdu. Sadece onları Avrupa'dan sürdük değildi. Onları Akdeniz'den sürdük diyebilirlerdi artık. Bunun Pers tehlikesinin sonunu oluşturduğunu düşünebilirsiniz. Ama Atinalılar bu görüşü paylaşmıyordu. Ya da aslında onların müttefiklerinin çoğu ama bazı müttefiklerin birliğe ödemelerinde rahatsızlık duymaya başladıklarını farz edebiliriz. Artık birliğin bir anlamının kalmadığını düşünmeye başlamışlardı. Bunu gösteren ipuçları vardı. Daha önce de General Grunter, NATO'nun ikinci kumandan olup olmadığını hatırlamıyorum şimdi ama NATO'nun erken kumandanlarından birisiydi. Tabii West Point mezunuydu, iyi eğitimliydi ve Tükidides ve Peloponnesos savaşları konusunda oldukça bilgiliydi. Şöyle bir analoji kurmuştu. Bu da benim bildiğim NATO ve Delos Birliği arasında kurulan ilk analojidir. Ve bunu bir NATO kumandanı olarak Amerika'nın Avrupa müttefiklerinin NATO'ya, Rusya ustu duracakmış gibi bir hava takındıkça gittikçe daha az ödenek yapmaya başladığı bir zamanda yapıyordu ki sonunda müttefikler ödenek yapmama kararı almışlardı. Ama Ruslar korkunçlaşınca herkes koşarak gelip tabii ödeneklerimizi yapacağız demekteydiler. O da Delos Birliği'nde de olanla bu aynı şey demişti. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Birliktekiler ciddi sorular sormaya başlamıştı ve devam edip etmemesini sorguluyorlardı. Bu hikayeye bir sonraki derste devam edeceğiz. İkinci ders Şimdi Atina İmparatorluğu'nun nasıl Delos Birliği'nden gelişerek ortaya çıktığı hakkında konuşuyorduk. Genel olarak 469 yılına tarihlenen Eylümeleon Savaşı'na kadar gelmiştik kanımca. Karada ve denizde Perslere karşı kazanılmış büyük zafer, imparatorluğun birçok bölgesinde Pers tehlikesinin sona erdiği kanısını uyandırmıştı. Gereken ödemeleri yapmaya devam etmeleri için müttefiklerin memnuniyetlerinin devamını sağlamak gerekti. Atinalıların birlikten de liderlikten de ayrılmak gibi bir planları yoktu. Perslere yaptıkları saldırıdan da vazgeçmiyorlardı. Dolayısıyla eğer bir çözülme söz konusu olacaksa Atinalılar buna müdahaleye hazır durumdaydı. Birliğin yapısındaki değişikliği gösteren dönüm noktalarından biri de ki bu bence çok önemliydi. 465 yılında Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Tasos Adası'ndaki isyandı. İsyanın nedeni müttefiklerin yapmaları gereken şeylerle ilgili değildi. Sefere katılmak istememekle veya ödeme yapmak istememek gibi bir şey değildi. Atinalılar ve Tasoslular arasında Tasos'un karşı tarafındaki karada işletilen maden yatakları ile ilgili bir anlaşmazlık vardı. Tasos adasının hemen karşısında bulunan karada Pangaea dağında antik Yunan için çok değerli zengin altın ve gümüş maden yatakları vardı. Her iki devlet bu maden yataklarına sahip çıkıyorlardı. Ve kavga aslında sadece para saldı. Orada yukarıda iki tarafında sahip çıktığı ticaret noktası vardı. Atinalılar Strimon nehrinde Ennea Hodoi, Dokuz Yol adı verilen bir bölgede bir koloni kurmuştu. Atinalılar koloni kurduktan sonra burası Amfipolis olarak anılacaktı. Bunların hiçbiri Tasosluların hoşuna gitmemişti. Onların kontrolü altında olan bölgelere Atinalılar yerleşmeye başlamıştı ve bu da onları rahatsız ediyordu. Bütün bunların sonucu olarak Tasos isyan etti ve Atinalıların kuşatması çok zor oldu. Tasos oldukça büyük bir adaydı. Tasoslular da yenmesi çok zor bir gruptu. Kuşatma yani Atina ve Tasos arasındaki savaş iki yıl gibi bir süre devam etti. Düşünürseniz bu herhangi bir Yunan çatışması için gerçekten uzun bir zamandı. Ve bu durum Atinalıların gerçekleştirilen diğer başkaldırılar için yapabildiklerine hiç benzemiyordu. Tasoslular teslim olmak zorunda kaldıklarında Atinalılar normalde isyankar devletlere uyguladıklarını onlara da uyguladılar. Tüm sur duvarlarını yıktırdılar, gemilerini ellerinden aldılar ve doğallıkla Atinalılar madenleri de ele geçirip savaş harcamalarının tümünü tazminat olarak Tasoslulardan istediler. Ve onları daha sonra kendilerine bağımlı devletlerden giderek artan bir şekilde isteyecekleri haraca bağladılar. Bu tür bir olay birlik üyelerinin başına ilk defa gelmemekteydi. Ama farklı olan şey anlaşmazlığın birlikle hiçbir bağlantısı olmayan bir konu üzerinde gelişmiş olmasıydı. Atinalıların birliğin güçlerini ve parasını tamamen Atina çıkarları için kullanmakta olduğu açıktı. Ne de olsa madenleri Atina'nın ya da Tasos'un işletmesi birlik için bir çıkar sağlamamaktaydı. Bu birlikle ilgili bir konu dahi değildi. Ama Atinalılar birliğin lideri olarak kendi çıkarlarına göre hareket etmeye başlamışlardı. Bu da çok önemli bir dönüm noktası oluşturmaktaydı. Bunu Tasos'un kuşatılması sırasında Yunan anakarasındaki önemli olayların her şeyi değiştirebilecek nitelikte olduğundan anlayabiliriz. Ama birlik hakkında düşünürsek bir an için Tasos isyanı çok kritik bir andı. Antik yazarların bu değişimi nasıl algıladıklarını anlamamız için bu olay çok iyi bir örnek oluşturur. Elimizdeki en önemli iki kaynak doğallıkla Tükidides ve Sicilyalı Diodoros'tur. Diodoros düşüncelerini çağdaş yazarlardan almaktaydı. Birliğin neden ve nasıl değiştiğini, nasıl aynı amaç için birleşmiş özgür bir devletler grubundan imparatorluk haline geldiğini anlatmaktaydı. Diodoros şöyle demişti. Genel olarak Atinalılar çok güç kazanmışlar müttefiklerine önceden olduğu gibi düzgün davranmamaya başlamışlardı. Kibir ve şiddetle hükmediyorlardı. Çoğu müttefik onların sertliklerine dayanamamış ve birbirlerine isyandan söz etmeye başlamışlardı. Birlik meclisini bazıları küçük görerek istedikleri gibi davranıyorlardı. Diodoros'un asıl söz ettiği Atina'dan ayrılma düşüncelerinin ve gerçekten kopmaların tamamen Atina'nın zalim davranışlarından kaynaklandığıydı. Tükidides şunu söylemişti. İsyanlar için başka nedenler olmasına karşın asıl neden müttefiklerin haraçlarını ödememeleri veya kendilerine düşen gemi paylarını vermek istememeleriydi. Bazı durumlarda asker sağlamayı dahil etti diyorlardı. Ama Atinalılar haraçlarını zorla alıyorlardı ve hatlerini bilmeyenlere veya kendilerinden olan beklentilere karşılık vermeyenlere gösterdikleri tam bir zorbalıktı. Atinalılar artık lider olarak uyumlu davranmıyorlardı. Seferlere diğer müttefiklerle eşit şartlarda katılmıyorlar ve karşı gelenleri kolayca ezip geçiyorlardı. İşte burada Tükidides Diodorus'tan farklılık göstermekteydi. Tüm bunların bu hale gelmesinden müttefikler sorumluydu evlerinden uzak kalmamak için gemi yollamak yerine sorumluluklarının yüzdesi kadar para ödemeyi tercih ederek askeri hizmetten kaçınıyorlardı. Verilen paralar Atina filosunun güçlenmesine yaramıştı. Baş kaldıran müttefikler de hazırlıksız ve deneyimsiz olarak savaşa girmek durumunda kalmaktaydı. Böylece Tükidides, Diodoros'un Atinalıların baskıcı davranmaya alıştıkları ve müttefiklerine zarar verdikleri fikrine katıldığını görüyoruz. Müttefiklerin kendilerini bu hale düşürdüklerini düşünüyordu. Çünkü zaten birçoğu ki Diodorus bundan bahsetmemişti, isteyerek tamam demişti. Bu görevi artık üstlenmek istemiyoruz. Gemi temin edip onu donatmak yerine yani bu sorumluluğu yerine getirmek yerine bunun karşılığı olan parayı birlik hazinesine öderiz daha iyi. Atinalılar da bu parayı alıp Atina gemileri ve Atinalı kürekçi sağlamak için kullandılar. Böylece müttefiklerin güçleri azalırken Atina donanması da gittikçe gelişti. Tükidides suçun kendilerinde olduğunu söyler. Bazı durumlar için olmasa da çoğunlukta bu doğruydu. Bence Diodoros ve Tükidides karşıt fikirler savunmuyor. Aslında birbirlerini tamamlıyorlardı. Aynı öyküyü anlatmaktaydılar ama farklı bakış açılarını vurgulamaktaydılar. Birisi duruma Atina açısından bakarken diğeri de müttefiklerin açısından bakmaktaydı ama her ikisi de olanları olduğu gibi anlatıyordu. 5. yüzyılın sonunda Peloponesos savaşlarına geldiğimizde 150 ya da daha fazla eski Delos birliğinin üyesi arasından sadece 3'ü deniz filosuna ve gerçek bağımsızlığa sahipti. Bunlar Anadolu sahillerine yakın olan Lesbos, Kios ve Samos adalarıydı. Bu devletler özür dilerim iki devlet demeliydim. Aslında çünkü 440-439 yılında Samos bağımsızlığını kaybetmişti. Bu konumda sadece iki devlet vardı. İleriye bakarsak olacaklar şöyleydi: Delos Birliği sona erecek ve her yönden Atina İmparatorluğu haline gelecekti. Bu gelişmeler sırasında Anakara Yunan dünyasında neler oluyor bakacağız. Özellikle de Atina'da olan gelişmelere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Pers savaşlarından hemen sonra söz etmiştim. Yunan dünyasında öne çıkmaya çalışan güçler arasında bir çekişme yaşanmaktaydı. Pers savaşları bitmeden önce Sparta dışarıdan gelecek bir tehlike karşısında Yunanlılar arasında kuşkusuz liderdi. Savaştan sonra hatırlarsınız Temistokles arkasındaki Atinalılarla Spartalıları takip etmek veya onların herhangi bir şekilde liderliğini tanımak yerine Spartalılarla en azından eşit konuma geldiklerini öne sürmüştü. Geçen sefer de söylemiştim yanılmıyorsam. Bundan sonraki 50 yıl kadar bir süre boyunca Yunan dünyasındaki bu iki büyük güç arasında gelişen liderlik mücadelesi aralarında birçok çatışmaya neden olmuştu. Atina'nın iç işlerine bakarsak 479'da Yunanlılara kazandırdığı zaferlerden dolayı en baskın politikacı olarak Temistokles yükselişe geçmiş olmalıydı. Ama olaylar her zaman beklenildiği gibi gelişmiyor. Mesela 2. Dünya Savaşı'nı ele alırsak, Winston Churchill'in İngiliz politikasındaki geleceği hakkında da benzer şeyler söylenebilirdi. Yani savaş kazanılmıştı ve Churchill kazandığı zafer sayesinde çok itibar kazanmıştı. Sonra seçimler olmuştu. Neredeyse savaştan hemen sonra ve Churchill indirilmiş, yerine hasımları getirilmişti. Bu da size politikanın demokratik özelliklerini güzel anlatan bir örnek olmalı. Tüm politikacılara şu önemli soru sorulmalı. Benim için son zamanlarda ne yaptın? O aslında çok şey başarmıştı. Diğer bir soru da benim için bundan sonra ne yapacaksın? Bence Churchill'in asıl problemi buydu işte. Ama bu Temistokles için bir problem oluşturmuyordu. Temistokles'in başına gelenler Atina politikası için olağan dışı bir politikacı olduğu içindi. Her ne kadar her Atinalı lider gibi ailesinin bir kolundan aristokrasiyle bağlantılı olsa da aristokrasinin tam ortasında sayılmazdı. Ailesinin bir kısmı az da olsa soyluydu. Ama karakterinin hasımlarını rahatsız eden tarafı kazandığı zaferlerin tadını çıkartma arzusuydu. Ama bir düşünün. 480'li yıllarda yani Maraton ve Salamis arasındaki dönemde Temistokles Atinalıları hayatta kalabilmek için ne yapmaları gerektiği konusunda ikna ederek sahip olma şansına erdikleri gümüş madenlerini kullanarak büyük bir filo yaratılmasını sağlamıştı. Ayrıca eğer gerçekleri doğru algılıyorsam Ostrakismos sayesinde tüm önemli hasımlarından kurtulmayı başarmıştı. 80'lere baktığınızda Temistokles dışındaki tüm önemli politikacıların Ostrakismo sayesinde şehirden sürüldüğünü görebilirsiniz. Kendisi de tabi diğerlerinin yokluğunda çok iyi duruma ulaşmıştı. Ama Persler gelince sürgündekiler geri çağrılmış ve savaşta yer almışlardı. Tabi savaş bittiğinde hem Temistokles'in onlara yaptıklarından dolayı mutsuzdular, hem de her zamankinden daha büyük bir kahraman haline gelmiş. Temistokles'in ileride yapacaklarından korkar hale gelmişlerdi. Pers savaşlarından sonra Atina politikasının anlamamız gereken yönü Atina'nın politik dünyasının tüm büyük liderlerinin Temistokles'i alt etmek için bir araya gelerek resmi veya resmi olmayan bir çeşit koalisyon kurmuş olduklarıydı. Şaşılacak şey eğer Delos Birliği'nin ilk başlardaki davranışlarına bakarsak her defa askeri sefere çıkıldığında kumandanlar hep Atinalıydı. Ama bekleneceği gibi Temistokles değildi. O zaman henüz görev alacak kadar politik etkinliği yoktu. O zaman ön plana çıkmış olan aslında Kimon adında genç bir adamdı. Bir asil, maratondaki büyük kahraman Miltiades'in oğlu. Politik kariyerine problemlerle başlamıştı. Ölmeden hemen evvel babası hüküm giymişti. Ayrıca Kimon'a ödemesi gereken büyük bir borç bırakmıştı. Ama Kimon Pers savaşlarında büyük bir kişilik olduğunu göstermiş ve kısa süre içerisinde Delos Birliği'nin neredeyse tüm seferlerini komuta edecek konuma gelmişti. Olağanüstü başarılıydı. Hem karada hem de denizde büyük bir kumandandı. Erymedon'daki büyük zaferin mimarı oydu. Atina büyüdükçe büyür, zaferden zafere koşar, güçlendikçe güçlenir ve zenginleştikçe zenginleşir. Bu sırada Kimon'un kitleler arasında popülaritesi hat safhaya varmıştır. İlginç olan aslında alt tabakalara hitaben bir kişi olmayışıydı. Aristokrattı ve bundan hiç vazgeçmemişti. Ve birazdan da göreceğiniz gibi dış işleri konusundaki önyargıları çok da popüler değildi. Sparta'nın büyük destekçisiydi. Sparta'nın büyük dostuydu. Devamlı olarak Sparta'nın erdemlerinden, Sparta'nın sisteminden söz ediyor, Atina'nın ondan öğreneceği çok şey olduğunu savunuyordu. Bu tür birisinin nasıl her yıl Atinalı kitleler tarafından general seçilmeyi başardığı sorusunu ele alsak iyi olur. Erdemleri çoğunlukla kişiseldi. Yani ilk başta Atinalı güçlerine yaptığı liderlikte gösterdiği başarı sayesinde tüm bu anlattıklarımı başarmış ve büyük zenginlik kazandırmıştı. Çünkü Pers topraklarına yaptıkları çeşitli seferler sırasında elde edilen ganimet çoğunlukla savaşan ordu tarafından paylaşılmaktaydı. Atinalı askerler ve denizciler Pers topraklarına yaptıkları seferlerden Pers topraklarındaki yağmalardan kazanç sağlıyorlardı. Bu durumda komutanlarının popüler olması doğaldı. Ama politik demokraside başarılı olmak için gereken kişisel becerilere de aynı zamanda sahipti. İnsanlar onu seviyorlardı. Bu politik fenomen bana Amerikan tarihinde Eisenhower dönemini hatırlatır. Eisenhower tabii ki ilk önce 2. Dünya Savaşı'nda kazandığı zafer sayesinde politik popülerite kazanmıştı. Avrupa'daki savaşın kumandanıydı ve kazanılan zafer için neredeyse tüm şeref onun olmuştu. İnsanlar sahip olduğu bazı önemsiz nitelikleri seviyorlardı. Eisenhower'a bakarsak insanlar onun gülümsemesini seviyordu. Herkes hep bunun hakkında konuşuyordu. Politikada yenilmez hale gelmişti ve Kimon da buna benziyordu. Eisenhower çoğunluğun olduğu taraftan olmamasına karşın kendisi ne de olsa cumhuriyetçiydi. Bu anlamda oldukça tutucu olduğu meydana çıktı. Kimon oldukça tutucu bir pozisyona gelmişti. Bundan size birazdan söz edeceğim ama aslında Atina'daki en baskın politikacı oldu. 479'da savaşın bitiminde yükseldiğini ve de Atina'daki politik başarılarının 462'de sona ermiş olduğunu düşünürsek elimizde 17 yıllık bir zaman olduğunu göreceğiz. Bu da bir politikacının Atina devletinde devamlı olarak lider pozisyonunda kalabilmesi için çok ama çok uzun bir süredir. Hatırlarsanız Atinalı generaller hani Atina demokrasisinde generaller devlette lider durumuna yükseliyordu ve her yıl seçimle başa geliyordu. Kimonun elde ettiği liderliği korumak için kitleler gözünde popülaritenizi devamlı olarak nasıl koruyacağınızı düşünün. Kimonun dış ilişkilerdeki Sparta taraftarı siyaseti bu öykünün en kritik parçalarından biridir. Eğer dönemin baskın politikacısı Temiz Tokles olsaydı bence durum aslında çok farklı olabilirdi. Çünkü daha önce ve sonra yaptıklarından Sparta karşıtı ve Atina özgürlüğünün savunucusu olduğunu ve taraflar arasındaki düşmanlığı kışkırttığını biliyoruz. Buna karşın Kimon, Sparta'nın Atina'daki resmi temsilcisiydi. Sparta ile eski aile bağlantıları vardı. Herkese Spartalıların erdemlerinden ve dediğim gibi Atina için Sparta'yı örnek almanın ne kadar iyi olacağından söz ederdi. Ama daha da önemlisi hep Atina ve Sparta'yı müttefik yapacak bir politika yanlısıydı. Pers savaşlarında olduğu gibi onları aklında eşit tutmaktaydı. Spartalılar Platia'da büyük kara zaferi kazanmıştı. Atinalılar da Salamis'te deniz zaferi kazanmıştı. O zaman iki devlet el ele vermişti. Beraber Yunanlıları Pers tehlikesinden kurtarmıştı. Yunanlıların ancak böyle refaha kavuşacağını ve geleceğin güven altına alınabileceğini düşünmekteydi. Ve bu da işe yaradı. Spartalılar Atina'nın Ege'de ve Ege'nin karşı kıyısında koalisyon liderliğinden imparatorluk gücü haline gelişine ve her geçen gün daha da güçlenmesine karşı çıkmadılar. Spartalılar ilk yıllarda bu konu hakkında bir şey yapmamıştı. Neden? Bence bunun için önemli bir sebep Kimon'un Atina'da baskın bir figür olmasından kaynaklanıyordu. Kimona güveniyorlardı. Konumunu koruduğu sürece Sparta'ya kötülük gelmeyeceğini düşünüyorlardı ve böylece hayatlarına yan yana devam edebilirlerdi. 15 ila 17 yıl süren bu barışçıl dönem bence Atina'nın iç gelişmeleri olmasaydı gerçekleşmezdi. Kimon'un da Atina'yı kişiliği ve inandırma yetenekleriyle idare etmesi de şaşılacak şeydi. Maraton bir hoblit zaferiydi. Bu savaşı çiftçiler, orta halliler ve onların biraz üstündeki tabaka kazanmıştı. Ama Salamis Atina'daki fakirlerin zaferi olmuştu. O kocaman filonun fakirlerden oluşan kürekçileri zafer kazanmanın keyfini çıkartmışlardı. Sonra da tabi deniz filosu Atina'nın güç ve şeref kaynağı olmuştu. Atina'yı bu konuma getirenler Atina'nın en sıradan adamları, en fakir vatandaşlarıydı. Temistokles kontrolde olsaydı eminim haklı olarak devletin demokrasi yolunda daha fazla ilerlemesini sağlardı. Hatırlayın, Kleisthenes'in demokrasisi savaşlar başlamadan evvel neredeydi? Genel olarak bu bir hoplit demokrasisiydi. Fakirlerin çoğunu devlet işlerinden uzak tutan bir sistemdi. Kimon buna karşı çıkmıştı. Hiçbir zaman Atina demokrasisini parçalamak istememişti. Atina demokrasisine düşman değildi. Olduğu gibi bırakılması hatta bazı şeylerin eski haline getirilmesi taraftarıydı. Eskiye dönüş hukuksal olmasa da, hukuk yöntemleri kullanılmasa da olayların gelişmesi bu yönde oldu. Aristoteles, Atinalıların anayasası eserinde sözünü ettiğim yaklaşık 479'dan 462'ye kadar olan dönemi Areopagides anayasası olarak tanımlar. Bu şu anlama gelmekteydi. Üst düzey yöneticilerini içeren eski aristokrat meclis resmi olmayan ve kanunla düzenlenmeyen ciddi bir güç sahibi olmuştu. Araştırmacılar bu gücün nasıl olduğunu tam ne anlama geldiğini anlamakta güçlük çekse de bazı önemli öğelerin var olduğunu görmek mümkün. Söylenilenlere göre Areopagos'un bir şekilde magistratların kontrolünü tekrar ele geçirdiğini göstermekte. Aristokratik geçmişte olduğu gibi Areopagos'lar magistratları eleştirebiliyor ve Areopagos'ların istedikleri gibi davranmıyorlarsa onlara karşı harekete geçebiliyordu. Büyük ihtimalle 500 kişilik meclis Kleistenes'in kanunları tarafından kurulduğu dönemden beri çalışmaya devam ediyordu. Ama gerçekte Areopagos dış işlerinde gittikçe daha fazla karar alır olmuştu. Geçirmek istedikleri teklifleri olduğunda bunları meclise sunuyorlardı. 500'ün bazı güçlerini gasp etmişlerdir. Devamlı söylediğim gibi yaptıklarını kanunları değiştirerek yapmıyorlardı yapıyorlardı. Çünkü yapabileceklerini biliyorlardı. Herkes de bunu kabullenmişti. Çünkü Aristoteles'e göre bunun nedenlerinden biri Pers savaşlarında Persler Atika'yı istila ettiklerinde ve Atinalılar evlerini bırakıp Salamis'e ve Peloponnesos'a kaçarlarken onların kahramanlık göstermiş olmalarıydı. Fakir kesim sürgündeyken kendilerini hayatta tutacak durumda değildi. Areopagos'lar kendi paralarını kullanarak fakirleri uzun süre hayatta ve hatta iyi durumda yaşatmışlardı. Bunu isteyerek yapıyorlardı ve cömertlik, vatanseverlik ve iyi niyet sonraki senelerde Areopagos kanununun gelişmesine neden oldu. Kim onun aslında aklında bunun olduğunu düşünüyorum. İstediği tutucu, ılımlı bir itici demokrasi politikası oluşturmaktı tutucuydu. Çünkü fakir kesime politik sistemde daha fazla güç verecek ortam değişikliklerini göz ardı ediyordu. Yine bir başka tutucu tarafı Pers savaşlarından çıkarken oluşan Yunan dış ilişkilerindeki ikicilikti. Bu politikayı Kimon'un kariyerinin son dönemlerinde Atina büyük başarıyla izleyecekti. Hatırlarsınız ben de devamlı tekrar ediyorum. İşlerin başını kimon çekiyor her şeyi o kontrol ediyordu. Ama o her sene seçilen 10 generalden sadece bir tanesiydi. Dolayısıyla tüm gücü etkisi desek daha iyi olacak tamamen gayri resmiydi. Bütün bu olanları yaptırabiliyordu. Çünkü insanlar yapmaları gerekmese de onun söylediklerini yapıyorlardı. Zora gerek yoktu. O yol gösteriyordu diğer herkes peşinden gidiyordu. Yüzyıllar sonra Augustus Roma dünyasının başına geçtiğinde insanların olanlar hakkında ne düşünmeleri gerektiğini söylerken kendisinin güç sahibi olmadığını, Latincesi potestastır ama etki sahibi olduğunun düşünülmesi gerektiğini belirtecekti. Bunun bir istibdat ya da monarşi olmadığını ama daha önce de olduğu gibi cumhuriyet olduğunu söylemek istiyordu. Ben Augustus bütün kardeş vatandaşların gözünde önder vatandaş olan ben. Onları şu şeyleri yapmaya razı edebiliyorum ama zorunlu oldukları için değil, istedikleri için. Böyle diyordu ama aslında doğruyu söylemiyordu. Çünkü arkasında büyük bir ordu vardı. Eğer onu uzaklaştırmak istiyorsanız kendinizi ölmüş bilmeniz gerekiyordu. Kim ona baktığımızda durum aynı değildi. Kimon bu konuşmayı yapsaydı söyledikleri doğru olurdu. Bütün bunlar Tasos isyanına kadar sürdü gitti. Kimon isyana karşı yola çıkan seferlerin başındaydı ve üstüne o ana dek aldığı en zor görev olacaktı. Savaş uzun sürecekti. Başarı elde edilemeyecekti. Masraflı olacak ve hiçbir kazanç getirmeyecekti. Doğallıkla bir de bu olayların yasallığı ve doğruluğu sorgusu vardı. Kimon'un düşmanları birazdan size onlar hakkında bilgi vereceğim Tasos isyanında yaşanan hoşnutsuzluğu tarihte herkesin hatırladığı kadarıyla ilk defa Kimon'a karşı politik bir saldırı olarak kullanmaya başlamışlardı. Kimon'a karşı olanlar arasında Epialtes adında bir adam vardı. Kısa zamanda anlaşıldı ki Epialtes'ten daha genç ve daha alt bir rütbeye sahip ama önemli bir teğmen ya da bir yüzbaşı var. Bu genç adamın adı Perikles'ti. Pers savaşlarındaki büyük kahraman Ksantipos'un oğlu. Bizlere söylenilen tabii abartıyı asıl öyküden ayırmamız biraz zor. Ama Epialtes'in temiz toklesle bağlantılar olduğu bu aslında olası çünkü Epialtes demokratik bir lider olarak tanımlanmayı hak ediyordu. Anayasada değişiklik yapmaya çalışmaktaydı ki en azından de facto yani fiilen denizcilerin yani gemilerde kürekçi olarak çalışan Atina fakirlerinin politik gücü ve politik şansı artsın. Ayrıca gerçekten Sparta yanlısı olmadığı için Kimon'un olaylara yaklaşımının her iki yönüne karşıydı. Ve Kimon'un başarılarını baltalamak onu alt etmek için elinden geleni yapmaktaydı. Tasos olaylarına kadar hiç şansı olmamıştı. Sonra Kimon'a karşı suçlamalar başladı. Kimon yanlış bir şey yapmamıştı. Tek yaptığı savaşı hızla kazanamamaktı. Politika dünyasında suçlamalar üretilir bilirsiniz. Bunu daha önce de duydunuz. Kimon'un savaşı hızla kazanamamasının nedeni Makedonya kralından Makedonya'yı istila etmemek için rüşvet almasıdır denildi. Bu bölge söz ettiğimiz bölgenin hemen yanı başındaydı. Makedonya'yı istila emri verilmemişti. Makedonya'yı istila etmek gibi bir planı yoktu. Kim ona rüşvet yedirmek de çok zordu. Yaşama babasının borçlarından ötürü fakir olarak başlamış olsa dahi artık çok zengindi. Çünkü kumandan olarak çıktığı seferlerden meşru olarak ve ciddi anlamda ganimet almıştı. Herkes onun çok zengin olduğunu biliyordu. Aynı zamanda çok da cömertti ve zenginliğini çeşitli şekillerde paylaşıyordu. Rockefeller beş para etmez aşağılık bir kokarca diyebilirsiniz. Ama onun para karşılığı satın alınabilirliği karşısında ancak gülüne bilinir. İşte Kimon'un durumu bunun gibi bir şeydi. Her şeye rağmen Kimon için dava açılmıştı. Davacı da periklesti. Kimo'nun aleyhindeki davacı yeni yükselen bu genç demokratik politikacıydı. Kaybetti. Tabii kaybedecekti. Ama bu Kimo'nun destek kaybettiği anlamına gelmiyordu. Dava saçma sapandı. Sadece ilk defa politik anlamda rekabet olduğunun ve işin içinde kimin olduğunun işaretiydi. Daha dava başlamadan önce Epialtes, Areopagos üyelerini vergiye bağlayarak Areopagos'a başka bir şekilde saldırmayı denemişti. Eğer politik ortamda başarılı olamıyorsanız etraftaki tepeler kadar eski ama daha dünmüş gibi yeni bir teknik de yerinden etmek istediğiniz rejim ortamındaki insanların itibarını sarsmaktır. Özellikle de birçok Areopagos hakkında suç duyurusu yapılmıştı. Haklı ya da haksız ama amaç Areopagos'u tümüyle gözden düşürmekti. Ama sözüne ettiğim yıllarda bu çaba başarı kazanamamıştı. Ortaya çıkan işaretler sadece söz ettiklerimin işaretleriydi. Bu da bizi Tasos isyanının bastırılmasından hemen sonraki yıllara götürmekte. Birçok bilim insanı arasında çıkan tartışmalar yaratan ve herhalde hiçbir zamanda sonuçlanmayacak bir konu da Peloponesos'u vuran korkunç depremin ne zaman olduğudur. Genel kanı 464 sıralarıdır. Bu tarih bana da uygun gözükmekte aslında. Deprem Sparta'da ve çevresinde hayatı altüst edecek kadar ciddi boyutlarda olması sonucunda büyük bir helot isyanını da cesaretlendirdi. Spartalılar depremden sonra isyanlardan korkar olmuştu. Durum o kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştı ki müttefiklerden yardım istediler. Sadece Pereponesos birliğindeki müttefiklerden değil... Perslere karşı Yunan birliğine katılmış olanlardan ve hala devam eden bu ittifaktan helotlara karşı yardım istemişlerdi ve bir kısmı da yardımlarına koşmuştu. Atina'dan da yardım istemeleri Atina ve Sparta arasındaki ilişkinin ne olduğunu gösterir. Atina meclisinde Spartalıların yardım isteği konusunda verecekleri cevap hakkında büyük tartışma olmuştu. Kimon da tabii ki yardım etmeleri gerektiğini savunmuştu. Hatta Atina'nın Yunan dünyası için çok büyük bir sayı olan 4000 Hoblit'le yardım göndermesini önermişti. Bu çok büyük bir orduydu. Atinalılar Spartalıları helotlardan korumak için Atina dışına Peloponesos'a hiç bu kadar büyük bir ordu göndermemişti. Kimon Atina'nın eski dostunu terk etmemesi gerektiğini savunuyordu. Panhellenik terminolojiye dayanarak, halk dili kullanarak Yunanistan'ın bu bölünmeye izin vermemesi gerektiğini söyledi. Atina boyunduruk arkadaşını kaybetmemeliydi. Ortaya konan imaj pulluğu çeken bir çift öküzdü. Atina ve Sparta bir çift öküzdü. İkisi beraber çalıştığı sürece aynı şeyi yaptıkları sürece her şey güzel olacaktı. Yunan dünyası güvende olacaktı. İç anlaşmazlık olmayacaktı. Savaş çıkmayacaktı. Yapılması gereken buydu. Epihaltes buna karşı sert bir çıkış yaptı. Bütün öykü bakmak isterseniz Plutarkos'un Kimon'un hayatında anlatılmıştır. Plutarkos'un meclis tartışmaları hakkında elindeki kanıtlara göre Epialtes Sparta'nın kibirini ayaklar altında ezmek gerektiği düşüncesini savunmuştu. Ama tartışmayı kaybetti. Kimon yine tartışmayı kazanmıştı. Sonra Atina Peloponesos'a 4000 kişilik bir ordu gönderdi. Özellikle çağrılmışlardı. Spartalılar onları istemişti. Çünkü helotlar Mikenay'daki dağda duvarlarla çevrili bir kale olan Ethoni Dağı'na kaçmışlardı. Buraya saldırmak çok zordu. Spartalılar kuşatmayı bırakın buraya saldırmayı bile becerememişti. Ama Atinalılar özellikle Pers savaşlarının sonunda kuşatma konusunda uzman olarak ün yapmışlardı. Hatırlarsanız Kısantipos Sestos'u kuşatıp çok başarılı bir biçimde ele geçirmişti. Atinalılar bunu deneyip başarısız oldular. Bu durumda Spartalılar Atinalıların etrafta olmalarını pek istememeye başladılar ve az sonra Atinalılara gidip yardımları için teşekkür ederek artık yardıma gerek kalmadığını söyleyerek onları evlerine gönderdiler. Bundan sonra Atinalılar savaşmak zorunda olmadıklarına sevinip şükran duyacaklarına bunu hakaret olarak aldılar. Onlardan başka herhangi bir müttefikten gitmesi istenmemişti. Onlardan başka kimse gitmek durumunda kalmamıştı. Atinalıların dostça nedenlerle gönderilmediği açıktı. Tükidides bu kararı alan Spartalıların aklında ne olduğunu bize anlatır. Peleponnesos'taki Atinalı askerlerden korkmaya başlamışlardı. Spartalılar başkalarını ne görmekteydi ne de tanımaktaydı. Yabancıları tek gördükleri zaman onlarla yan yana kısaca savaştıkları zamandı. Sıradan demokratik bir ortamda tam bir özgürlük içinde ve söz özgürlüğüne sahip bir ortamda doğmuş ve büyümüş olan Atinalıları gözünüzde canlandırın. Yunan standartlarına göre hayatları hiç de fena değildi. Spartalılar evlerine davet edip onlarla yemeklerini paylaşınca Atinalılar kara çorba diye düşünüyorlardı. Bunu ancak helotlara verebilirsiniz, değil mi? Bunu siz dahi yemezsiniz. Bizden bunu mu yememizi istiyorsunuz? Bunu bir domuza dahi vermezsiniz. Ben tabii bu konuşmayı uyduruyorum ama genel fikri anlamışsınızdır. Haliyle Spartalılar bundan pek keyif almamışlardı. Atinalılar etraflarına baktıklarında durumu anlamışlardı. Her taraf köle yapılmış insanla doluydu. Kölelerin sayısı çok büyüktü. Ama bu Atinalıların bildiği çeşit bir kölelik değildi. Onların çiftliklerinde yardımcı gibi çalıştırılan köle gibi değillerdi çok sayıdaki bu insanlar çalıştırılırken Spartalılar hiçbir şey yapmıyorlardı. Bütün işlerin küçük bir grup insan tarafından yönetildiğini gördüler. Sıradan bir Spartalı askerin neler olduğu hakkında hiçbir söz hakkı yoktu. Ama Atinalıların Atinalı oldukları için bu durum hakkında kesin söyleyecekleri vardı. Tükidides, Spartalılar Atinalıların bir isyan sırasında Helotlara yardım edeceğinden korkmaya başladığını ve ayrıca Spartalıların onların devrimci ruhundan çekindiklerini ve asıl bundan dolayı onları gönderdiklerini söyler. Atinalılar şerefli bir şekilde gönderilmediklerini düşünüyorlardı. Arkadaşlara böyle davranılmazdı, kovulmuşlardı. Eve döndüklerinde ilk önce gittikleri için sinirlenmişler ve onları gönderdiği için ve genelde Sparta yanlısı olduğu için Kimon'a kızmaya başlamışlardı. Zannedersem 462 veya 461 baharında da Kimon'u sürgüne gönderdiler. Bu ölümcül bir darbeydi. Atina'da politik bir devrim olarak adlandırmak yanlış olmaz. Zorla yapılmamıştı anayasaya uygun olarak yapılmıştı. Ama devletin belirli bir şekilde yönetildiği uzun bir sürecin sonunu vurgulamaktaydı. Ve yepyeni bir gelişmeyi göstermekteydi. Bu gelişme gittikçe olgunlaşan bir demokrasiydi. Ama bunun sonucu da Sparta ile ilişkilerin tamamen kopması anlamına gelmekteydi. Atinalılarda 481'de katıldıkları Helen Birliği'nden ayrıldılar. Bitmişti dönüp sonra Sparta'nın Peloponesos'taki düşmanı Argos'la ittifak kurdular. Kuzeydeki Tesalya bölgesindekilerle de ittifak kurdular. Onlar süvarileriyle meşhurdu. Bu da Atinalıların Sparta'ya karşı savaş içeren planlara başladıkları anlamına gelmekteydi. İlk önce en önemli düşmanlarıyla sonra da atlılarına güvenebilecekleri güçlü bir grupla ittifak kurmuşlardı. Ve göreceğiz ki çok kısa zaman içerisinde yanlarında müttefikleri olmak üzere Atina ve Sparta birbiriyle kapışacaktı. Bunu da tarihçiler günümüzde Peloponnesos savaşları olarak adlandırır. Bu konuya girmeden evvel bence bu büyük devrim sayesinde Atina'da yaşanan değişimleri ele almakta fayda var. Bence en önemli şey Epialtes'ten kurtulmaktı ve düşmanlarının yapacağı ilk işte bu oldu. Hemen öldürüldü. Birisi tarafından bıçaklandı. Aslında çok ilginçtir. Tüm Atina demokrasi tarihinde bilinen tek politik cinayet budur. Atina devletinde herhangi birisinin korunması için ne kadar az sistem olduğunu göz önüne alırsak bunun ne kadar ilginç olduğunu algılayabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihe ve ne kadar çok cumhurbaşkanının öldürüldüğüne veya saldırıya uğradığına bakarsanız, ne kadarının öldürülmeye çalışıldığını ele alırsanız, Atinalılar arasında sadece bir kişinin cinayete kurban gitmiş olmasının ne kadar şaşılacak bir şey olduğunu anlarsınız. Bugüne dek kimse bunu kimin yaptığını bulamamıştır. Çeşitli söylentilerden biri bunun politik sebeplere bağlı olarak yapıldığını ve inanması ne kadar zor olursa olsun hısmını yok ederek kendisini demokratik grubun liderliğine yükseltmek için Perikles'in yaptığıdır. Bence bunu çok ciddiye almamak lazım ama suçlamalardan biri buydu. Mutsuz kimon taraftarları tarafından yapılmış olması daha olasıydı. Mutsuz tutucular, canı sıkkın aristokratlar Atina'daki her şeyi değiştiren olayların gelişiminden hiç ama hiç mutlu olmayan insanlardı bunlar. 461'de Atina'daki olaylara bakarsak 460 ve sonrasında demokratik bir aslında buna ihtilal demek istemiyorum. İhtilale doğru bir hareket vardı. Atina şehrini şimdiye dek hiç olmadığı kadar demokratik yapmak için hızlı bir hareket. Bundan sonra Atina'daki çok gelişmiş demokrasinin aslında nasıl olduğuna ve nasıl işlediğine bakmak istiyorum. Size hatırlatmalıyım ki 500 senesinden hemen önceye Kleistenes'in dünyasına geri gidersek Atina adı verilen şehir devletinde yaşayan Yunanlıların dünyanın ilk demokratik anayasasını yaratmış olduğunu görebiliriz. Bu yeni devlet modeli yarım yüzyıl sonra 460 ve 450 arasında Perikles'in yaptığı reformlarla olgunluk seviyesine ulaştı. Ve bütün olanlar bu dönemde olmuştu. Yunan dünyasının en büyük başarıları asıl Perikles'in yarattığı Atina'da yaşanmıştı. Unutmamalıyız ki bu dönemde dünyanın geri kalan kısmı monarşik, katı hiyerarşik kumanda toplumu olarak tanımlanırken Atina'daki demokrasi de modern dünyadan önceki dönemlerde ilerleyeceği kadar ilerlemişti. Eğer belirli bir açıdan bakarsanız, her şeyin ötesinde sizden istediğim ön yargılarınızın farkına varıp onları bir kenara koymanız. Ancak böylelikle aynı adı taşıyan ama birbirinden ve bizim anlayışımızdan çok farklı olan kavramların asıl niteliklerini anlama olasılığını elde edebilirsiniz. İlk önce vurgulamak gereken şey, Atina demokrasisinde ancak Atinalı ana babadan doğmuş yetişkin erkeklerin politik sistemin parçası olabildiği, Atina vatandaşlığı bir vatandaşın mal varlığını veya sosyal sınıfını göz önüne almadan devlet konularında her türlü karar aşamasına tamamen ve etkin olarak katılmaya izin vermekteydi. 450'lerde Atina Meclisi Perikles'in liderliğindeyken dünyanın gördüğü en demokratik anayasayı oluşturacak bir seri kanun kabul etmişti. Bu kanunlar vatandaşlara mecliste doğrudan ve tam anlamıyla güç vermekte, halka açık hukuk mahkemelerinde kararlar vatandaşların oy çoğunluğuna göre alınmaktaydı. Kamu görevleri için tayinler ve özel ve kısa dönem görevlilerin doğrudan seçilmesi bu kanunlara göre yapılırdı. Ayrıca bütün kamu görevlileri sıkı kontrol altındaydı. Perikles'in reformlarının oluşturduğu rejimin ne olduğunu iyice anlamamız gerekir. 20. ve 21. yüzyılda demokrasi adını verdiğimiz sistemlerde yaşayan toplumlar için antik dönem Atina'daki demokrasinin karakterini ve vatandaşların hayatlarını nasıl etkilediğini anlamak aslında çok zor. Bunu anlamak bizim için ne de olsa çok zor ama antik Yunan devletlerinde politika ön planda bulunmaktaydı ve vatandaşların karakterlerinin anayasaları tarafından şekillendirilmesi beklenmekteydi. Sanat, edebiyat, felsefe ve Perikles dönemi Atina'sının tüm büyük başarılarını onların kendi politik ve hukuki ortamları dışında Kleisthenes'in oturttuğu ve daha sonra Perikles'in ilerlettiği demokrasi çerçevesinden ayrı olarak anlamak gerçekten kolay değil. Atina demokrasisini anlayabilmek için kelimenin anlamından başlamak gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde gelişmeler bunu oldukça zorlaştırmakta. Çünkü bu kelime bozulmuş, neredeyse anlamsız hale gelmiş bulunmaktadır. Günümüzde demokratik olduğunu iddia etmeyen devlet yok gibidir. Bu kadarı bile yeterince karmaşık. Ama başka karışıklıklar da vardır. Günümüzde birçok insan demokrasi olabilmesi için bir devletin sınırları içinde kanuna uygun olarak yaşayan ve vatandaş olmak isteyen tüm insanlara anayasal ve politik koruma ve haklar sağlaması gerektiğini düşünmektedir. Ama Atinalılar oy verme, hükümette görev yapma ve jüri görevi yapma haklarını sadece yetişkin erkek vatandaşlarla kısıtlamaktaydı. Köleler, şehirde yaşayan yabancılar, kadınlar ve 20 yaşın altındaki erkek vatandaşlar bu haklara sahip değillerdi. Antik Atina'nın modern eleştirmenleri köleler olduğu için ve kadınlar politik hayattan uzak tutuldukları için Perikles rejiminin demokratik karakterini sorgulamaktadırlar. Milattan önce 3000 civarında ortaya çıkan uygarlık kavramından sonra yakın zamana dek Hiçbir toplum bu grupları dışlayan Atinalılardan farklı değildi. Kanımızca bu eksikliği vurgulamak aslında ne ilginç ne de şaşırtıcı. Atinalıları daha farklı kılan aslında bu dışlamalar değil. Görülmedik derecede katılım ve katılanların olağanüstü, anlamlı ve tatmin edici paylaşımlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Jackson demokrasisi olarak adlandırılan dönemde kölelik en etkin dönemlerini yaşamıştır. Kadınlara 20. yüzyıla kadar hiçbir yerde oy hakkı verilmediği gibi politik katılımı belirli bir yaş üzerindekilerle kısıtlamaya devam edilmiştir. Dışlananlar yüzünden Atina'da Perikles'e demokrat ünvanını vermeyi reddetmek, mantığa aykırı sonuçlar çıkartacak dar görüşlü ve çağ dışı kriterler kullanmak olur. Çağdaş Yunanlılardan hiçbirisinin Atina'da demokrasi olmadığından kuşku duyduğunu söyleyemeyiz. Tek tartışma demokrasinin iyi mi kötü mü olduğuydu ki bu günümüzde aklımıza bile gelmeyen bir sorudur. Duruma diğer avuçtan bakarsak Atinalılar Amerika Birleşik Devletleri İngiltere gibi devletlerin bu ünvana sahip olduklarını iddia ettiklerini duysalar çok şaşırırlardı. Onlar için demokrasinin en önemli özelliği vatandaşlarının çoğunluğunun doğrudan ve tüm bağımsızlığıydı. Hükümet oyla seçilen temsilciler tarafından oluşturulmalıydı. Denetim ve sınırlama olmalıydı. Kuvvetler ayrılığı olmalı. Görevler dağıtılmalı. Seçimle gelmeyen bürokratlar hakimlerin ömür boyu görev süresi, seçimle bağlantılı görev sürelerinin bir yıldan uzun tutulması, tüm bunlar demokrasi anlayışıyla tam olarak bağdaşmamaktadır. Dünya tarihinde hiç eşine rastlanmamış ve Atina özelliğinin bitiminden sonra da hiç görülmemiş olan bu hükümet şeklini ön yargılarımızdan kurtularak kavramak istiyorsak, Eski ile modern düşünceler arasındaki bu farklılıkları kısaca gözden geçirmek gerekir. Zamanlaması uygun olmasa da işe yarayacak bir bilgi vereceğim. Devlet üç tanıdık ayrımı içermekte. Yasama, yürütme ve yargı. Atina demokrasisinde bulunan yasama organının en önemlisi meclisti. Buna eklesiya denmekteydi. Perikles döneminde tüm yetişkin Atinalı erkek vatandaşı açıktı. Tahminen 40 bin hatta 50 bin erkek içermekteydi. Atinalıların büyük bir bölümü şehirden uzakta yaşıyordu. Sadece bir kısmı at sahibiydi. Şehre gelmek uzun bir yürüyüş gerektirmekteydi. Dolayısıyla normal olarak katılım daha az bir sayı içeriyordu. Herhalde 5000 ile 6000 arasında bir sayıydı bu. Bu durumda herhangi bir karar çoğunluk 6000 oy olduğunda sağlanmaktaydı. Bence bu bize aslında bu sayıdan daha fazla katılım olduğunu gösteriyor olmalı katılması gereken herkesin katılımını bekleyerek kazanılamazdı çoğunluk. Aynı zamanda da toplantıların çoğu 6 bin kişinin altında bir sayıyla yapılıyor olmalıydı. Toplantılar açık alanda Akropolis'e yakın Agora'ya bakan Phoenix adı verilen bir yerde yapılıyordu. Vatandaşlar dik eğimli tepede yere oturuyor, konuşmacılar da aşağıdaki alçak platformda sunumlarını yapıyordu. Ama seslerini duyurmak zor olabiliyordu tahmin edebilirsiniz. Açık alandaydılar ve mikrofonları yoktu. Meşhur 4. yüzyıl hatiplerinin mesela Demosthenes bunların arasında en müthiş olanlarındandı ve pinix'te sesini duyurabilmek için deniz kenarında dalgaların sesine karşı çalıştığı söylenir. İyi ve güçlü bir ses Atinalı bir politikacı için çok iyi bir özellikti. 425'te sahnelenen Aristofanes'in Akarnalılar piyesi bu toplantıların komik şeklini bize gösterir. Konuşmayı yapan kişi Aristofanes'e özgü tipik komik kahraman uzaklarda bir yerden gelmiştir. Ve savaş konusunda devamlı yakınır. Savaş başlayalı 6 yıl olmuş ve bunca zamandır evinden uzakta Atina'da kalmıştır. Aristofanes'in yazdıklarından bir alıntıya bakarsak der ki ''Piniks'te tek başına oturmaktadır. Henüz kimse gelmemiştir.'' ve yakınmaktadır. Bugün meclis günü sabah olmuş ama Pinix bomboş. Herkes Agora'da gevezelik etmekte ve kırmızı boyayla boyanmış ip çemberinden kaçmakla meşgul. Bu aslında Atinalıların pazar yerinden yani şehrin merkezindeki Agora'dan pinix'teki tepeye tırmanmakta ne kadar yavaş olduğuna gönderme yapmakta. O kadar çok konuşuyorlarmış ki kimse hareket dahi edemiyormuş. Buna karşılık memurlar kırmızıya boyanmış bir ip getirmişler. Agora'yı tamamen çevrelemişler ve kimse kalmayıncaya kadar çemberi küçülterek ilerlemişler. Herkes yeni boyanmış ipin kırmızı boyası bulaşmasın diye koşarak kaçmış. Aristofanes de oyununda buna gönderme yapıyor. Der ki meclis başkanları bile gelmemişti. Geç kalacaklardı. Geldiklerinde de önlerde yer kapmak için birbiriyle itiş kakışa gireceklerdi. Hep beraber aşağıya doğru nasıl kayacaklar tahmin edemezsiniz. Barış hakkında bir şeycikler söylemeyeceklerdi. Ah Atinacığım her zaman meclise ilk gelen ve yerini alan ben olurum. Yalnız olduğumdan inlerim, esnerim, ayaklarımı uzatırım, gaz çıkarırım. Ne yapacağımı bilemem. Yazarım, düşen saçlarımı toplarım. Aklımda hep hesap yaparım. Uzaklardaki tarlalarıma bakarım. Barış için özlem duyarım. Şehirden nefret ederim. Bana kömür satın al, bana sirke satın al, bana yağ satın al demeyen satın al kelimesinin anlamının olmadığı her şeyin bedava olduğu köyümün özlemiyle yanarım. Buraya bağırmaya eğer bağırış dışında bir şeyden söz ederlerse konuşmacıların konuşmalarını kesip onlara küfretmeye hazır olarak geldim. İşte öyle zamanı başkanları da geliyor Söylemedim mi size nasıl geleceklerini tahmin etmedim mi? Herkes ön sıralar için itişmekte. Sonra da meclis sözcüsü. Kutsanmış alana doğru ilerleyelim beyler diyecek. Sonra da meclisteki tartışmaları başlatacak. Formülleşmiş sözlerine geçecek. Kısaca diyecek ki kim söz almak istiyor? Buna karşılık eller kalkacak ve oyun başlayacak. Tamam bu mizahi bir yorum ama Phoenix'teki gerçek konular nadiren komikti ciddi sorunlarla uğraşılıyordu. Her yılın resmi olarak ayrıldığı 10 dönemde mecliste 4 ana toplantı yapılmaktaydı. Ama gerektiğinde daha fazla toplantı da yapılıyordu. Konular antlaşmaların kabulü veya reddi. Savaş ilanları, seferlere altanacak generalleri, hangi orduların ve kaynakların kullanılacağı, resmi görevlilerin atanmaları veya konumlarından uzaklaştırmalarının onaylanması, ostrakismos yapılıp yapılmayacağı kararı, dinsel konulardaki sorunları miras konuları kapsıyordu. Kısaca meclise kim ne taşımak istiyorsa o konuşuluyordu. Modern bir temsili demokrasi vatandaşı için bu toplantılarda dış politika ile ilgili ve oradakiler ve tüm şehir için yaşam veya ölüm anlamına gelecek konuların doğrudan tartışılması şaşırtıcı olabilir.'' Antik ve modern demokrasi arasındaki farklılığı daha iyi algılayabilmek için eğer bir Amerika elçiliği ele geçirilirse Amerika Birleşik Devletleri nasıl davranır ona bir bakmakta fayda var. Herhalde bu bilgi ilk önce gizli bilgi olarak devletin karmaşık ama geniş istihbarat merkezinin bir dairesine ulaşır. Ama doğal olarak hükümet daha verdar olmadan önce CNN'de çıkma olasılığı da yok değil. Ama büyük bir gizlilik içerisinde ve sadece Beyaz Saray'da, devlet sisteminde ve Savunma Bakanlığı'nda ancak birkaç kişiyle paylaşılan bir bilgi olacaktır. Hareket tarzı ufak gruplar içerisinde tartışılacak ve kararlar sonunda bir kişi yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından alınacaktır. Eğer bilgi sızıntısı yoksa insanlar ancak her şey kesinleştikten sonra durumdan haberdar edilecektir. Mesela büyük bir sır gibi saklanan Küba füze krizi buna güzel bir örnek oluşturur. O zamanlarda ulusal güvenlik adına gazeteciler sır saklamayı biliyordu. Bu denli eski moda bir yaklaşımı düşünebilir misiniz? Bununla aralarında bir haftadır uğraşıyorlardı ki sonunda başkan televizyona çıkıp tehdidin nedenli büyük olduğunu ve neler yaptığını anlattı. Bu konuyla ilgili ne tartışacak ne düşünecek vakit vardı. Ama sistemimiz böyle çalışır. Savaş mı barış mı sorusu Perikles döneminde Atina'da birden fazla kez baş göstermişti ve her seferinde mecliste tam anlamıyla tartışma yapılmış ve her seferinde de kararlar kaldırılan ellerin sayısına dayanarak alınmıştı. Önemli konular için karar alma şekilleri Atinalıların tam ve kesin bağımsızlık sahibi olduklarının en kuvvetli kanıtıdır. Binlerce kişi içeren bir meclis doğallıkla yardımsız olarak işleri yürütemezdi. Atina vatandaşları arasından kura ile seçilen 500 kişilik bir kurula dayanmaktaydı. Meclisin verimli olarak başa çıkamadığı birçok kamu işlevini yerine getiriyor olsa da asıl görevi topluma sunmak üzere yasa tasarılarını hazırlamaktı. Bu yönden diğer şeylerde de olduğu gibi konseyin meclisin hizmetinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Meclis konsey tarafından hazırlanan yasa taslağını geri çevirebilir. Hemen orada değiştirebilir. Hatta yeniden hazırlanması için geri gönderebilirdi. Veya tamamen farklı bir tasarıyla değiştirebilirdi. Tam özellik ve kamu yetkisi tamamen meclisin elindeydi. Pinix'te özel bir günde toplanan çoğunluğun kararını kısıtlayacak istediğini yapmasını engelleyecek neredeyse hiçbir anayasal engel yoktu. Yürütme işlevine el alırsak, biz bugün yürütme diyoruz ama bu ayrım Atinalılar için aynı değildi. Bu ayrımlar onlar için yoktu. Sadece anlamamıza yardım etmesi için bu terminolojiyi kullanıyorum. Yürütme dediğimiz şeyin hem karar verme yetkisi hem de gücü aslında çok kısıtlıydı. O zamanlar yasama ve yargı organları arasındaki fark günümüzden çok daha azdı. Öncelikle Cumhurbaşkanı veya başbakan yoktu. Kabine yoktu. Devletin işlemesiyle görevli olacak genel siyaset politikalarının hazırlanmasıyla sorumlu olan oy birliğiyle seçilen kimse yoktu. Kuzey Amerikalıların yönetim olarak veya İngilizlerin devlet olarak adlandırdıkları sistemlerin hiçbirisi yoktu. Oyla seçilen 10 general bulunmaktaydı ve bunlar bir yıl süresince görev yapıyorlardı. Onlar ünvanlarının da gösterdiği gibi kara ve deniz kuvvetlerini kumanda eden askeri yetkililerdi. Sonsuz seçilme hakkına sahiplerdi. Kimon veya Perikles gibi sıra dışı kişiler her yıl seçilmekteydi. Ama bunlar istisnaydı. Bu adamların politik güçleri meclis üyelerini kişisel yetenekleriyle ne kadar etkileyip istedikleri yönde ikna edebildikleriyle bağlantılıydı. Özel olan hiçbir politik veya sivil güçleri yoktu ve askeri ve deniz seferleri dışında kimseye emir verme hakkına sahip değillerdi. Askeri konularda dahi generallerin yetkileri çok kısıtlıydı. Seferlerde başa geçecek generaller aynı zamanda ordunun boyutuna ve amaçlarına da karar veren tüm Atina Meclisi tarafından seçiliyordu. 500'lük konsey görevlerine başlamadan önce generallerin yeterliliklerini soruşturuyorlardı. Yıllık görevlerini tamamladıklarında görevdeki icraatları ve kişisel finansal durumları Eusina adı verilen özel bir süreçle araştırmaya tabi tutuluyordu. Toplumun kontrol amacıyla oy birliğiyle seçilmiş Ufak gruplar üzerinde uyguladıkları tek şey bu değildi. Bir yıl içerisinde meclis 10 defa bir araya gelip bir generalin askeri görevlerini yerine uygun bir biçimde getirip getirmediğini oyluyordu. Eğer birisinin görevi oy birliğiyle onay almamışsa mahkemeye çıkartılıyordu. Suçlu bulunursa cezalandırılıyordu veya para cezasına çarptırılıyordu. Beraat ettirilirse görevine geri dönüyordu. Seçimle gelinen görev prestijle kazandırdığından seçilen görevliler dikkatle kontrol altında tutuluyordu. Ki vatandaşların egemenliği tehlikeye girmesin. Generallere uygulanan bu dikkatli denetimin arkasında olan buydu. Bu ağır denetimlere karşın Atinalılar sadece birkaç kamu konumunu seçimle doldurabiliyordu. Askeri görevlilerin ve deniz gücü mimarlarının seçimi... Bazı mali sorumluların ve şehir su işleri sorumlusunun ve sayıları çok olan diğer görevlilerin seçimleri kura ile yapılıyordu. Atinalılar demokrasinin etkin ilkesi eşitlik uyarınca görevlilerini kurayla seçiyordu. Her vatandaş sivil sorumluluklarını yeterince yerine getirme kapasitesine sahipti ve asıl korkulan hükümetin ve idari gücün ne kadar deneyimi ve özellik sahibi olurlarsa olsunlar ufak bir grup insanın eline geçmesiydi. Bundan dolayı Atinalılar mevkilerin çoğunu kura ile doldurmayı tercih ediyordu. Ve görev süresini 500'lük konsey dışında kişi başına bir devre olarak kısıtlamaktaydı. Bir kişi hayatı boyunca konseyde iki dönem görev yapabiliyordu. Ancak generaller sonsuza dek yeniden seçilebilirlerdi. Çünkü onların yetenekleri ve becerileri yaptıkları iş için hayati anlam taşımaktaydı. Bu da kısa dönem görevlerle aradaki ayrıcalıktı. Atinalıların profesörler, profesyoneller, uzmanlar, bürokratlar ve politikacılar yerine sıradan vatandaşlarla kamu yaşamlarını yönetmeleri modern düşünce için bir dereceye kadar şaşırtıcı olabilir. Geri kalanlara gelecek hafta devam edeceğiz arkadaşlar.